haftanın ilk gününde aslen Erzurumlu yarışmacımız Onur'la beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Ve ilk gün yarışmacımız... Ben Onur Giral. Onurcuğum kiminle geldin? Kuzenimle geldim. İsminiz? Ece. Onurcuğum hadi bize kendinden bahset lütfen. Neler yapıyorsun? Ben Onur Giral, 1999 doğumluyum. Erzurumluyum, Kocaeli'de yaşıyorum. Kendim sağlıkçıyım ve şef alanında da ilerliyorum ve seviyorum. Gerçekten benim mutfak vazgeçilmez bir bütünüm. Her alanda ilerliyorum. Şimdi sen hem sağlıkçı hem aşçı mısın yani? Kendim sağlık okudum, paramediyim. Çalışıyorum şu anda güncel olarak. Alanda, mutfakta da başarılıyım ve mutfak alanında da ilerlemeyi düşünüyorum. Hiçbir zaman da vazgeçmedim. Aynı zamanda Gürbüz Turizm ve Otelcilik Lisesi'nde bir yıl aşçılık bölümünde okudum ve mutfak sanatında da kendimi geliştirmek istiyorum. Peki neden sadece bir yıl okudun? Bir yıl okudum, sonra değiştirmek zorunda kaldım. Ama şu anda da devam ediyorum, seviyorum. Ececiğim sen bilirsin. Neden aşçılık bölümünü bıraktın? Bırakmadı. Sağlığa yönelmek istedi ama mutfak alanında üstüne yoktur. Kazanacağına da inanıyorum. Yemekleri iyi mi gerçekten? İyi. Yani yöresel olarak Erzurum yöresinde Onur'un üstüne tanımıyorum. Kuzeninin elinden ca kebabı yedin mi? Yedim. Ca kebabını yediğinizde göreceksiniz. Ca kebabı mı? Aynen öyle. Oy, var ya şu an çok heyecanlandım. Bu konuya döneceğiz. Ececiğim sen neler yapıyorsun? Ben Ece, sağlık alanında ben de okudum, anestezi. Sağlıkçı olmak ailede gelenek galiba. Biraz öyle sonra oldu. Sonra ama şu an yemekle ilgili bir şirkette çalışıyorum. Hayda! Kız sen de mi? Biz sağlık ve yemek bölümünde ilerliyoruz. Onur'a verdiğim tüyolardan birinci olacağına inanıyorum. Vay vay vay! Sen de güzel yemek yapıyorsun o zaman. Yapıyorum, elim lezzetlidir. Hanginiz daha iyi? Ben daha iyi. Onur daha iyi. Mesaj alın. Alındı. Onur nasıl biri? Bana biraz canlı ve heyecanlı geldi. Onur çok evet canlı ama çok da böyle hırslıdır. Bilmiyorum yarışmacılara kolaylık diliyorum şimdiden. Çok konuşur mu? Çok konuşuyor, çok yorum yapıyor, bittiler. Haksızlıklara karşı set çeker misin? Tabii ki çekeceğim. Ben şu an bugün burada Erzurum usulü ca kebabı tadında şiş kebabı yapacağım. Oğlum dur. Yemeklerini sayıp beni heyecanlandırma şimdi. Yemekleri saymıyorum Gürbüz'cüğüm. Ne söylüyorum burada? Bir emek var. Bu emeğime karşılık tabii ki yapılanlara karşı set çekeceğim. Benim yapmış olduğum emeğin karşılığında benim emeğimi görmezden gelen ve bana kötü yorum yapanların karşısında her daim dik duracağım ve gereği neyse yapacağım kesinlikle. Peki kendi günün olduğu için taktik yapmayacak mısın? Taktik yapacağım tabii. Tabii ki yapacağım. O zaman bu konuşmayacaksın demek olmuyor mu? Yani kendi günümde misafirperver olmak gerekiyor. Olacağız ama örnek veriyorum, bir haksızlık da varsa bir yerden sonra da misafirperverlik de biter. Yemeklerini çok merak ediyorum. İyi hazırlandın mı? Gürbüz'cüğüm sana söz veriyorum. Yapmış olduğum bütün yemekler 10 parmağında 10 marifet diyeceksin ve buna inanıyorum. O kadar yani. Tabii ki. Buna inanıyorum. 10 parmakta 10 marifet olduğunu bugün göreceksin. Destan yazacağız. Yürü be Onurcuğum. Yemekteyiz bugün, destan yazacak. Bugün ortalığı yıkacağım ve Yemekteyiz'in en başarılı, en güzel ve en verimli programı olacak. Herkes beni konuşacak ve Yemekteyiz bugün tarih yazacak. O zaman hadi bana menünü say. Menümü hemen sayıyorum. Erzurum usulü yoğurt çorbası. Ara sıcak olarak patates graten yapacağız. Erzurum ca kebabı tadında kuzu şiş kebabı yapacağım mangalda. Bravo! Yalnız bu ca kebabı değil, bildiğimiz kuzu şiş. Bu bir ilk Gürbüz'cüğüm, bunu bugün göreceksin. Zaten işin sırrı da burada. Yalnız mangal için hava biraz soğuk. Benim için soğuklar anlamsız. Gürbüz'cüğüm ben Erzurumluyum, Erzurum'un soğuğunda yaşamış biriyim. Vallahi doğru söylüyorsun. Peki kebabın yanında ne var? Yanında ve salçalı bulgur pilavımız olacak. Yanında soğan söğüşümüz olacak. Lavaş da olacak mı yanında? Olacak tabii ki Gürbüz. Sen açacaksın herhalde. Hayır tabii ki Gürbüz'cüğüm. Aa niye ya? Burada tandır olması gerekiyor. Tandır yok. Nereden bulayım ben İstanbul'da? Vallahi yandın sen. Neden? Oğlum lavaşı neden sen yapmadın diyecekler. O zaman ben de derim ki ekmeği siz yapın. Ekmek yapmak daha kolay. Ece vallahi kuzenim gümbür gümbür maşallah. Çok iddialı. Doğru söylüyor. Tandır olsaydı lavaşı da yapardı. Peki salatan var mı? Tabii ki. Çoban salatası olacak yanında. Ve son olarak kadayıf dolması ve kaymak olacak. Bravo! Erzurum deyince kadayıf dolmasız olmaz değil mi? Tabii ki. Vallahi menü iddialı gençler. Evet, Erzurum deyince Onur Güral demek gerekiyor artık.
Tarih yazacağız, tarih Gürbüzcüğüm. O zaman markete gitmeye hazır mısın? Hazırım tabii ki. Böyle mi gideceksin? Evet. Ececiğim sen daha buradasın herhalde. Buradayım. Mutfakta sohbete devam edeceğiz ama önce... Markete gitmemiz gerekiyor. O zaman kuzenine şans dile çünkü biz markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Koş Onurcuğum koş. Bence bana rakip olacak bir menü değil. Çünkü hem yetersiz hem arı sıcağı çok basit, çorbası çok basit. Yani bir mangal yakmak bence yeterli bir şey değil. Bir mangalda olacak iş değil bu. Menü Erzurum usulü bir menü olmuş. Fakat zorluk derecesi olarak puanlarsam 10 üzerinden 5 bilemedin. 5,5'tan 6 yani. Çok zor uğraştırıcı menü olduğunu düşünmüyorum kebap dışında. Asla bana rakip olamaz. Benim menüm çok daha ağır ve çok daha aşamalı. Lezzetlerini tutturamasa zaten asla birinci olamaz. Ki zor diye düşünüyorum. Özellikle cağ kebabını aynı lezzeti verebilecek mi çok merak ediyorum. Tam tadında, lezzetinde yapılırsa gerçekten puan alacak bir menü. Ama zaten yapan kişi menüyü o kadar süslemiş ki. Yani hani gelişini şimdikten belli etmiş. İşte abartmış, süslü bir şeyler yazmış, hep Erzurum, hep Erzurum diye söylemiş, yöresel şeyleri katmış. Aslında Erzurum yemekleri yazmış ama tadını da değiştirmeye çalışmış. Onurcuğum önce nereye gidiyoruz? Önce kasaba gidiyoruz. Genelde yarışmacılar önce manavla başlıyor aslında. Ben bugün böyle tercih ettim. Birazcık değişiklik olsun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün et alacağım. Erzurum cağ kebabı kuzu şiş tadında yapacağım. Tamam. Onun için bana kuzu eti lazım. Alabilir miyim? Ya Erzurum cağ kebabı hangi etten oluyor? Kuzu etinden oluyor. Peki senin yapacağın kuzu şişle cağ kebabı arasındaki fark ne? Şimdi cağ kebabında kuzuyu tamamen cağa takıp üzerinde kesiliyor. Şiş kebabı da kuşbaşılık et gibi doğratırıp şişlere takıp mangalda kızartacağız birbirimizi. O zaman hadi siparişini ver bakalım. Kuzunun sırt kısmı olursa sırt daha iyi olur. Tamam, şu pirzolu ben sıyırıyorsun güzelce. Evet. Burası güzeldir. Aynen öyle ustam, o güzel, o olabilir. Tamam. Kuşbaşı mı olacak? Kuşbaşı dişi şeklinde olacak. Sen de şişlere dizeceksin. Aynen öyle Gürbüzcüğüm. Hadi biz alışverişe devam edelim. Yarışmacımız yumurtasını alıyor hemen. Rakiplerini merak ediyor musun? Rakiplerimi merak etmez olur muyum? Tabii ki ediyorum. Vallahi çok iddialı yarışmacılar var. Var ya seni bugün parçalarlar. Hiç de parçalayamazlar Gürbüzcüğüm. Onlarla baş edebileceğinden eminsin yani? Tabii ki baş edeceğim Gürbüzcüğüm. Kaşar peynirinin ardından kremasını ve içeceklerini de alan yarışmacımız ekmek reyonuna geçiş yapıyor. Bu arada Duygu senin hemşehrin. Hemşerim mi? Nerelisin? Erzurumluyum. Ben de Erzurumluyum. Neresi? Siz neresi? Yakınız. Ben şelalenin olduğu yerden. Duygu İspirli. Aa, İspirli mi? Sen? Ben Tortumluyum. E komşusunuz. Ekmek alabilir miyim? Keserseniz. Bilmiyorum. Evet, dilimleyelim. Ha, normal. Lavaş da alacağım ama. Lavaşın ardından baharatlarını da alan yarışmacımız hızla diğer eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Şimdi ne alıyorsun? Hemen burada unumuzu aldık. Onurcuğum aile nerede yaşıyor? Ailem Kocaeli'de Gürbüzcüğüm. Erzurum'da kimse yok mu? Erzurum'da da akrabalarım var. Halam var, teyzem var. Yine eş dost akrabalarımız var. Buradan hepsine selamlarımı iletiyorum. Erzurum şiven var mı? Hele kardeş neydir sen? Sen nedir sen? Ben de iyiyim. Sen neydir sen? Ben iyiyim. Sen nedir sen? Ben de neydim. Bugün yarışmaya geldim. El alışveriş edirem. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kardeş. Neydir sen? İyiyim valla. Sen nasılsın ben kardeş? İyiyim. Ey sen? İyiyim çok şükür. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Hele ben Erzurum'a aman abi. Erzurum'a hemşerim var. Hele dadaş sen hoş geldin. Dadaş hele, mısın? Tabii ki dadaşım. Ha, dadaş. Hemen buradan domates alacağım. Domatesin ardından diğer eksiklerini de tamamlıyor yarışmacımız. Vallahi şu cağ kebabı tadında kuzu şişi çok merak ediyorum. Bana da yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii ki Gürbüzcüğüm. Seni es geçer miyim ya? Bir şey söyleyeyim mi Gürbüzcüğüm? Herkes seni merak ediyor. Öyle mi? Gürbüz kim, Gürbüz kim, Gürbüz? Hakkında ne düşünüyorsun söyle bakalım. Çok iyi biri olduğunu düşünüyorum ve çok sevdim sizi gerçekten. Maydanoz alayım. Eyvallah kardeşim. Maydanozunu da alan yarışmacımız patatese el atıyor hemen. Ailen sana artık evlen oğlum diyor mu? Oo, hem de nasıl? Evlen evlen diye diyorlar ama ben şu anda Gürbüzcüğüm düşünmüyorum. Neden? Şu an çünkü görüyorsunuz hedef ve kariyerlerimiz var şu an için olmaz. Peki paramedik mi yoksa aşçılık mı ağır basıyor? Her iki alanda da ilerlemeyi düşünüyorum. Hazır limon suyunun ardından sıvı yağını da alan yarışmacımız sipariş ettiği etini almaya gidiyor hemen. Şu ete bakmak istiyorum. Özellikle mi böyle yağlı aldın? O olması gerekiyor. Kuyruk yağı mı o? Kendi yağı. Olması gerekiyor çünkü diğer türlü et, mangalın üzerinde et kurur.
ve hiç lezzet vermez. Çünkü kendi doğal, hakiki kendi yağını kullanacağız. Nevin ablacığım, söylemeden geçemeyeceğim. Gözlerin ne kadar güzel. Bugün ayrı bir güzelsin. Makyaj mı yaptın yoksa? Bugün evet. Hele dur, sen az bir şey diyeceğim. Söyle. Sen bizim oranın yörenin insanlarına benzersen galiba. Sen neresinsin? Ben Erzurumluyum, sen? Çok uzak yüz. Ama şu bakar mısın incilerine? Çok severim öyle şeyleri. Hele onlar bizim oranın yöresinin şeyleri yani. Farkındayım. Yalnız eşi biraz kız. Doğru mu? Olsun, o da erkeğin şehsidir. Biz bunu kameranın karşısında konuşamayız da. Tabii ki aynı. Seninle biz ne zaman konuşacağız bilir misin? Ne zaman? Şimdiden yemekleri yapayım. Tamam. Ondan sonra kahve içerken dertleşeceğiz. Arayacaksın. Tabii ki ara. Gelmezsen küserim. Ya geleceğim dedim. Gelmezsen hikayelim yakanda kalsın. Bak kamera karşısında kocam da duyuyor olabilir. Duysun. Ay kocamı söylüyorlar zaten. Valla karın konuş öyle dedi böyle dedi diye. Söylesinler. Söylesinler beni zaten. Duysunlar canım ya. Duysunlar ama. Hiç benim şeyden ama bizim korkun. Erzurum'un karısı olsun tavayı kafasına vurma. Aman. Korkut korkut gözünü açma. Ama benimki Trabzon Laz. Bir Erzurumlu'nun karşısında Laz ama sen Erzurumlu değildin doğru ya. Hadi ben giderim. O sevimizi insan. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Nevin abla. Hızla kasaya ulaşan yarışmacımız ürünlerini kasadan geçirip ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Ne kadar? 1300 lira. Buyurun. Vallahi bravo. Bütçeni aşmadın. Tabii ki. Fişini unutma lütfen. Hesaplı alışveriş yapıyoruz. Hadi gidelim. Gürgülcüm gidebiliriz. Ece bunları sen Gürgüz'le tamam, hazırla. Bir de bir çay suyu koy. Ben üzerimi değişir gelirim. Çok hallederiz yoruldum. Hallederiz Gürgüz'le. Bu kadar yöresel lezzetler çıkaran birinin Erzurum yöresine ait bir kıyafetle bizi karşılamasını isterim. Çok merak ediyorum. Ececiğim eline sağlık. Teşekkür ederim Gürbüz. Vallahi sende de yetenek var yani. Var tabii ki de. Yemek şirketinde tam olarak ne yapıyorsun? Restoranlarla çalışıyoruz. Nasıl yani? Onları koordine ediyoruz. Koordinasyon yapıyorsun öyle mi? Koordinasyondayım ama çoğu yemeği bilirim. Peki evli misin? Bekarım. Merhaba Gürbüz. Hoş geldin. Sanki beni dövecekmiş gibi geldin ya. Hayır, bakın size ne getirdim. Vay! Bunların ikisi de bize mi şimdi? Biri sizin, biri Zuhal Hanım'ın. Pişmaniye! Çok incesin Onurcuğum. İzmit'ten getirdin değil mi? Tabii ki, İzmit pişmaniyesi. Bunu Zuhal Hanım'a sen ver istersen olur mu? Bunu da ekibe veriyorum. Aynen öyle, ekibe ikram edebilirim. Çok teşekkür ediyoruz Onurcuğum. Kesene bereket. Bu arada biz de Ece ile sohbet ediyorduk. Yakında düğün varmış. Aa. Öyle dedi. Öyle bir şey yok Gürbüz ki nasıl? Senin değil ya, o Ece'nin düğünü varmış. Aa, Ece'nin düğünü varmış. Oynarız değil mi? Yalnız Ece ben yemekten daha çok anlarım diyor. Öyle mi? Yani senden daha iyi koordine edebiliyorum. Koordinasyon Ece'den, pişirmesi benden. Bu arada pişmaniye harikaymış. Pişmaniye deyince İzmit. Gürgüz'cüm yerinden aldım bunu. Valla? Tabii atölyesinden aldım yani. Onun için taze olduğu için daha lezzetli. Teşekkür ederiz. Artık başlayalım mı? Başlayalım Gürgüz. Hazır mısın? Hazırım. Neyle başlıyoruz? Çorbamızla ve şerbetimizle başlıyor. Masayı sonra kuracaksın yani. Hayır. Önce masa sonra yemek. Çorba dedin az önce. Ben seni kandırdım. Hep sürekli sen mi beni kandıracaksın? Hadi başlayalım o zaman. Hayırdır? Nereye? Eşyalarımı almaya. Süreni başlatmadım ki. O zaman... Hadi hemen masanı kur bakalım. Başlat. Ver örtünün ucundan tutayım. Sen eşya getirdin mi? Masa örtümü getirmiştim aslında ama sizin masanız çok büyük. Beklediğimizden büyük çıktı. Onun için Gürbüz'cüm ben sizin masa örtünüzü kullanmak zorunda kaldım. Masa örtüsünün ardından runner'ını seren yarışmacımız çiçeğini ve gaz lambalarını da yerleştiriyor hemen. Vay! Yalnız bunu konuşmamız lazım. Tabii ki konuşmamız lazım. Gaz lambaları. Gaz lambası Erzurum'a ait. Ece bilgi versin ben geliyorum. Erzurum'a ait gaz lambası ben de ilk defa öğreniyorum şu an. Onurcuğum gazda getirmişsin. Bunları yemekte yakacak mısın? Gazım da var onu düşünmem lazım. Çünkü gaz koku yapıyor ya Gürbüz'cüm. Eğer istersem yakacağım onu bir düşünmem gerekiyor. Ece sen ne dersin? Yakarsa kokudan rahatsız olabilirler. O zaman niye gaz lambası getirdin demezler mi? Doğru onu da söyleyebilirler. Boşuna taşımış oldunuz yani. Şimdi son kararın ne? Yakacağım Gürbüz. Vallahi yakmazsan bir anlamı olmayacak zaten. Bana da öyle geliyor. Ama süs için masaya gaz lambası mı konur diyecekler. Yakacağım Gürbüz yakacağım. Ama işte yakarsam da koku olur diyorsun. Tabii ki. O kadar da olsun diyelim onu. Peki yaksan çok kokar mı gerçekten?
Ya eskiden hani oluyormuş, ben açıkçası gaz lambası benim zamanıma yetişmedi. Sen kaç yaşındasın ki? Kaç gösteriyorum Gürbüz? 38. Aa, vallahi darıldım Gürbüz. Şaka bir yana, kaç yaşındasın hakikaten? 25 falan mı? 24 yaş. Ece sen? 24 yaş. Yaşıtsınız. Şimdi Onur Kocaeli'de, sen İstanbul'dasın değil mi? Çok sık görüşüyor musunuz? Görüşüyoruz tabii ki Gürbüz. Görüşüyoruz. Zaten ben Erzurum'da sürekli ziyaret ediyordum ve gerçekten et yemekten çok tutmuştum. Bakalım o cağ kebap tadını Onur verebilecek mi, verir diye düşünüyorum. Bakalım Gürbüz bir şey daha fark edecek mi? Vay! Fark edilmeyecek gibi değil ki. Ne tepsisi bu? Bakır, sunumluk tepsi. Bunları hangi yemekte kullanacaksın? Onu Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş sunumunda kullanacağım. Vallahi iyi hazırlanmışsın. Ya çünkü artık hani alışılmışın dışına çıkmak lazım. Hep sürekli aynı şeyler. Tabii ki de masa düzeni benim için çok önemli. Bence renk uyumu çok önemli. Masadaki runner'la masa örtüsü de bence benim için bir parça, bir bütün. Nasıl yani, sonuçta bu yemek yarışmasıysa bu da bir bütün benim için. Renk uyumu benim için önemli. Renk uyumu iyi olmalı. Çiçekle masa örtüsü, runner. Bunlar iyi olmalı. Masa düzeni önemli tabii ki de. Yarışmaya katılması için sen mi gaz verdin yoksa? Şöyle, Onur zaten çok hevesliydi. Daha sonrasından böyle bir şey olunca... Kaçıncı dakikamızdayız Gürbüzcüğüm? Aa, resmen lafını böldü. Ben kesin bir yaparım demiştim. Şöyle bir bakıyorum. Şu an 10 dakikam bitti. Masa ne durumda? Masa bitti. Çok bitti. Bardaklarım var. Bardaklarım var. Ben söylemesem masan yarım kalacaktı. Çok heyecanlı. Ececiğim ya. Bir de bana sen konuşuyorsun, kafalarını karıştırıyorsun diyorlar. Şimdi ben bunları söylemesen ne olacaktı? Hiçbir şey yapamayacaktı. Sen olmasan yapamazdı Gürbüz. Ya hala bardakları getiremedin. Yemekleri nasıl yapacaksın acaba? Getiriyoruz Gürbüz'cüğüm. Onur, biraz hızlı olur musun lütfen? Lütfen çabuk ol. Ya bir şey söyleyeyim mi Gürbüz'cüğüm? Söyle tabii. Yani yarışmacılardan çok şu anda sen beni geriyorsun. Ececiğim, görüyorsun değil mi? Yardım ediyorum, sonra da azar işitiyorum. Hayır ama keşke geliyorsun, doğru söylüyorum. Ay, ne yapıyorsun Onurcuğum? Ece, sence bardakları doğru tarafa mı koyuyor? Doğru tarafa koyuyor. Sağ üst köşeye koyuyoruz. Lavaş da masadaki yerini alıyor hemen. Vay, bakır ayran bardakları da geldi. Vallahi masa çok şık oldu. Evet, bakır olunca oldu. Onur, ben gidiyorum artık. Ececiğim nereye ya? Kalsaydın. Artık masası bittiğine göre Onur görüşmek yemek üzere. Yapsın, mangalınızı yaksın. Oğlum öyle uzaktan olur mu? Sarılsana kuzenine. Ama bugün hep senin üzerine oynadı onun için. Yahu kız işini gücünü bırakıp senin işin gelmiş. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz, görüşmek Ececiğim. Üzere. Hadi bakayım sen git. Ececiğim güle güle. Şu bakırım da şurada gözüksün mü diyorum. Vay! O zaman ayran bardaklarını bu tepsiyle toplarsın. Tabii ki. Görüşürüz Gürbüz. Mutfağa geçiyorum ben. Ben gelmeyeyim mi? Gel tabii ki, peşime gel. Hadi o zaman doğru mutfağa. Çabuk çabuk çabuk. Erzurum yoğurt çorbası için.
Ben bekar Gürbüz. Sevgilisi varmış ama ailesinden saklıyormuş. Bana söyleyebilir Gürbüz. Aa, sana söylemedi mi? Hayır. Nedense bana söyledi. Beni daha yakın hissetti galiba. Ben şimdi sana soracağım Gürbüz onu. Yoksa Ece seni sevmiyor mu? Olabilir. Patates gratenin sosu için tavada tereyağı eritiliyor. Gürbüz sen evli misin? Hep bize soruyorsun. Bekarım. Neden bekarsın? Var ya, bekarlık, sultanlık, sultanlık. Oğlum bilmiyor musun? Ben evlenemiyorum. Kimse benimle evlenmek istemiyor. Gürbüz o zaman seninle birlikte şeye gidelim. Neye gidelim? Evlenme programına çıkalım, ne yapalım? Oğlum o programlar yok artık. Ben kısmetimi kendim arıyorum. Kuzu şişle sunulacak soğan söğüş için piyazlık şekilde doğranan soğanlar kaseye alınıyor. Graten için bir bardak süt hazırlanıyor. Şimdi bu hazırladığın gratenin nesi oluyor? Kremasını, sosunu hazırlıyorum. Gratenin sosuna neler koyuyorsun? Tereyağı koydum, un koydum, bir yemek kaşığı. Şimdi sütünü ilave ediyorum. Üzerine kremasını koyuyorum. Patates graten ara yemekte olmaz. Asla kabul etmiyorum ara yemek olarak. Ara sıcak olarak da kabul etmiyorum. Ara soğuk zaten değil. Sıcak servis edebilecek mi? Kaşarları ne durumda olacak? Çok mu pişecek? Yoksa donup kalacak mı önümüzde? Çok riskli bir yemek. Yani hatta yemek bile değil bence. Patatesi doğru at gitsin. Yardımcı yani işte etin yanında falan belki tavukla iyi gidebilirdi ama. Bir de kremayla mı yapacak, beşamel sosla mı yapacak? Sadece krema döküp yaparsa daha büyük sıkıntı. Sadece kremayla kabul etmem, beşamel sos yapması gerekiyor. Kuzu şişle sunulacak soğan söğüş için doğranan soğanlar sumak ve tuzla ovulup buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Kremalı sos patateslerin üzerine dökülüyor. Üzeri önce yağlı kağıt, sonra da folyoya sarılan patates graten fırında pişmeye bırakılıyor. Graten kaç derecede pişecek? 190 derece 40 dakika pişecek. Ondan sonra kaşarını rendeleyip üzerine dökün. Kuzu şişle sunulacak salçalı bulgur pilavı için bulgur yıkanıyor. Eritilen tereyağı ve ayçiçek yağı karışımında bulgur kavruluyor. Kavrulan bulgura salça ekleniyor. O ne salçası Onurcuğum? Domates salçası. Buradan Erzurum'daki akrabalarına selam göndermek ister misin? Buradan halama, teyzelerime, Denizli'ye, dayılarıma, amcalarıma, kısaca tüm sülaleme, eşime, dostuma, herkese selam gönderiyorum. Ama en çok kime? En çok kime? En çok tabii ki aileme. Anneye, babaya. Ondan sonra arkadaşlarıma, çalışmış olduğum birimdeki arkadaşlarım özellikle selam istedim. Sen paramediksin değil mi? Evet. Paramedik nedir? Paramedik hastane öncesinde hastalanma durumunda hastaneye kadar olan süreçte ilaçlı tıbbi müdahaledir. Görürüz. İlaçla tıbbi müdahale ediyoruz. Bu arada kavrulan salça ve bulgurun üzerine su eklenerek pişmeye bırakılıyor. Erzurum yoğurt çorbası için yoğurt ve un karıştırılıyor. Ya sen kuzu şişi marine ederken yoğurt kullanmadın. Daha yumuşak olması için kullanman gerekir miydi acaba? Gürbüzcüğüm bir şey fark etmediğini şu an düşünüyorum. Yoğurdun suyunu koydum ya, görmedin mi? Yoğurdun suyunu da mı koydun? Evet, suyu deriz biz ona, suyu. Yani Erzurum cağ kebabı marinesinin çok, yani marinesi çok uzun bunun. 24 saat, minimum 24 saat bol soğan içerisinde ve baharatlarla marine edilmesi gerekiyor. Onu burada 2,5 saat içerisine nasıl sıkıştırdı? Erzurum cağ kebabı tadında. Bizi mi kandıracak acaba? Gerçekten cağ kebabı lezzetinde bir kuzu şiş gelmezse önümüze, bu benim için eleştiri konusu. Seni takipçi sayını artırmak için gelmiş diye eleştirirler mi acaba? Ya takipçi sayısıyla buraya katılmanın ne alakası var? Vallahi yarışmacılar öyle diyor. Ya, bu bir şey söyleyeyim mi? Takipçi sayısıyla olacak bir iş değil. Bu tamamen hani sevmekle alakalı olan bir şey. Peki sen bu 80 bin takipçinle neler paylaşıyorsun? Sağlıkla alakalı paylaşımlarım vardı Gürüz. Ha bu arada ben eğitmenim Gürüz. Eğitmen misin? Evet, ilk yardım eğitmeniyim. O yüzden eğitimle öyle videolarım vardı, eğitimle alakalı paylaşımlarım vardı. Şu anda da yemekle alakalı paylaşımlarımı yapıyorum. İsterseniz takip etmek isteyenler için sayfamı söyleyebilirim. Söyle tabii. Onur Güral Official. Ya nedir Allah sen bu official olayı? Şahsi demek, resmi demek. Küçük küçük doğranan salatalıkların ardından biberler de domateslerin üzerine ekleniyor.
Salata için soğanın kabukları soyuluyor. Bugün hava Erzurum aman aman. Erzurum'un türküleri meşhurdur. Türkü söylemeyi sever misin? Yani bilmiyorum, kendimi idare edecek kadar söylüyorum. Küp şeklinde doğranan soğanlar da salata malzemelerine ekleniyor. Üzerine ayçiçek yağı konulan çoban salata da nihayet hazır. Artık mangalımızı yaksak iyi olur. Hadi hemen bahçeye çıkıp mangalı hazırlayalım. Evet Gürbüzcüğüm, mangalımızı da yakacağız ama öncelikle şunu kaldıralım. Senin için ihtiyacın olan her şeyi hazırladık. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mangalın üzerine kömür yerleştiriliyor. Çıralar yukarıda mı dursa acaba? Daha önce hiç mangal yaktın mı? Genellikle yakmadım. Hep yakarlar ama bugün yakacağım. Ben yakacağım. Mangal yakma jeli kömürlerin üzerine dökülüyor. Ay, yalnız jeli çıralara hiç dökmedin. Çıralar o şekilde yanacak mı sence? Ben alıştıracağım, o iş bende Gürbüz. Biraz daha jel mi dökseydin acaba? Şimdi bunları köz olması için bırakacak mıyız böyle? Bu şimdi böyle kendi haline yanıp közlenirken biz şişe etlerimizi izleyeceğiz. Bu arada fön makinesini kendin mi getirdin? Fön makinesini kendim getirdim, evet. Çünkü fön makinesinin közde kullanacağız. Onu yellemesini yapacağız. Onu da kullanacağım. Diğer yelpazeyi de... Çıraları bir yelle istersen. Mangal tamamsa mutfağa gidelim mi? Gidelim Gürbüz. Ana yemek Erzurum cağ kebabı deyince yemelere, tatmalara doyamadığımız bir yemek. Peşine amalı bir cümle ekleniyor. Kuzu şiş. Yani mangalda domates ve yeşil biberle eşlikçilik çok basit, çok yetersiz. Yani bunun yanına bir belki lavaş açsa kurtarırdı. Ama tek başına sebzelerle kuzu şiş kabul edeceğim bir şey değil. Şimdi Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şişlerimizi cağımıza diziyoruz. Buradan tüm dadaşlı kardeşlerime de selam olsun. Cağ kebabı yapıyoruz. Bu şişlerin adı cağ mı? Bunların adı cağ, evet. Şimdi biz bunu aynı cağ kebabı gibi marinesini yapıyoruz. Marinesini yaptıktan sonra etimizi, tabii ki cağ kebabı yapsaydık şişe vurup cağ üzerinde kesecektik. Ama hani şu anda cağ kebabı ekipmanımız olmadığı için onun için biz de şey yapıyoruz. Peki bu kuzu şişlere cağ kebabı tadını veren nedir tam olarak? Tadı, çünkü içinde kullandığımız malzemeler aynı o şekilde. Cağ kebabı şiş tadında olacak. Bu tarifi kimden öğrendin? Emin ol, şu anda bunu yapan yok. İlk ben yapıyorum. İyi de kendin nasıl öğrendin? İnternette mi araştırdın, bir cağ kebapçıya mı sordun? Sadece cağ kebapçıya sorduğum şey... içerisine katılan malzemeleri biliyordum. Ama hani emin olmak için ekstradan farklı bir şey katmama gerek var mı, yok mu, onu öğrenmek istiyordum. Onun için onları şey yaptım. Peki herkese kaçar tane şiş vereceksin? Adam başı şu anda 2'şer tane. Bu arada Zeynep demiş ki, ben bu menünün savunulacak bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ana yemekte bir mangal, ara yemekte de graten yapıp kendisini savunamaz demiş. Kendisi ne yapacakmış kendi gününde, çok merak ediyorum. Sen bu eleştiriyi unutmayacaksın galiba. Kendisi ne yapacak? Su böreği mi açacak, yoksa el böreği... El emeği verip baklava mı yapacak, çok merak ediyorum. Şu an 13. şişimi yaptım ve közüm olunca bunları götürüp pişirmeye koyacağım. Bir yandan da diğer yemeklerimiz de pişiyor. Kaşarını dökeceğiz. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri yerleştirilen patates graten tekrar pişmeye bırakılıyor. Ya bu graten çok eleştirildi. Neden bu kadar eleştirdiler sence? Çünkü şöyle söyleyeyim hemen size. Eleştirilecek farklı bir yönüm olmadığı için patatesten vurmaya çalışıyorlar. Ama ben kesinlikle buna karşıyım. Kesinlikle de şey yapmıyorum, katılmıyorum. Çünkü patates graten bence basit değil. Ara menü olabilecek. Ben gittiğim çoğu yerlerde de gördüm. Sonuçta hani bu sektörde de varız. Onun için ben inanmıyorum şey olduğuna. Cağ kebabı tadında kuzu şişle sunulacak olan domatesler mangalda pişirilmek üzere dilimlenip şişlere diziliyor. Yeşil biberler de şişe dizilip mangalda pişirilmek üzere hazırlanıyor. Süs olarak kullanılacak bir demet maydanoz doğranıyor. Erzurum kadayıf dolması için cevizler el rondosunda çekiliyor. Alıyorum. Kaçar tane yapacaksın? Birer tane.
Bu arada 50 bin lirayı kazanırsan ne yapacaksın? Parayı kazanırsam ne yapacağım? Hemen söylüyorum. Ben demiştim size zaten programın başına, Hatay'a gitmiştim. Oradaki depremzedeki kardeşlerimize yardımda bulunacağım. Üzerine ceviz konulan bir tutam kadayıf rulo şeklinde sıkıca sarılıyor. Dolmaları bu tabağa koy istersen. Şöyle kadayıf dolmalarımızı sarıyorum. Ya herkese birer tane yeter mi sence? Uğraşamam abi. Zaten kaymak eşliğinde olacak diyorsun yani. Kaymak eşliğinde olacak, aynen. Zaten beğenmiyorlar. Baksana bahane bulmaya başladılar. Bu arada bir hemen ara verelim. Hemen hızlı bir şekilde. Bu arada çorban da oluyor sanki. Çorba oluyor mu? Artık çorbanın da yağını falan yap bence. Aynen. Gürbüz, hızlı bir şekilde sıvı yağımızı açıyoruz. Erzurum kadayıf dolmalarını pişirmek için tencereye bolca ayçiçek yağı konuluyor. Bu arada kalan süren tam bir saat. Bir saat mi? Ay, mangal yetişir mi acaba? Gürbüz, beni neden böyle panik yaptırıyorsun sen bugün? Bir saat iyi mi sence? Bir saat yeterli ya. Erzurum yoğurt çorbasının sosu için tereyağı eritiliyor. Bugün yemekteyiz de Erzurum'un rüzgarı esiyor. Buradan kime selam gönderiyorum? Kime? TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı abime selamlarımı gönderiyorum. Gerçekten Erzurum'a yapmış olduğu desteklerden ve şu anda Yemekteyiz programında, Zuhal Hanım'ın programında olmaktan çok gurur duyuyorum. Ayrıca Acun abime de buradan kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu arada çorbaya neler ekleyeceksin? Ya dökeceğiz, ondan sonra da aşotumuzu atacağız ve bitireceğiz. Peki sadece tereyağı mı kullanacaksın? Sadece tereyağı, evet. Haşlanan buğdayların üzerine tuz, eritilmiş tereyağı ve bir tutam aşota ekleniyor. Vallahi çorbanın tadına ilk ben bakacağım. Tabii ki hak eden sensin Gürbüz. Sonuçta bugün üzerime çok oynadın ama yine de seni seviyorum, yalan söylemeyeceğim. Sen de çok naziksin. Bu arada Erzurum yoğurt çorbasının tadına bakmak istiyorum. Bana biraz doldurur musun? Dolduralım. Teşekkür ederim. O yumurtalar ne için Onurcuğum? Şimdi burada biz kadayıf dolması için yumurta çırpacağım. Yumurtaya bulayacağız. Ondan sonra kızartacağız. Bu arada patates graten ne durumda? Evet, tam istediğim gibi. Şöyle birazcık açık kalsın, yanmasın. Kadayıf dolmalarını kaplamak için bir kaşık suyla yumurtalar çırpılıyor. Kalan kadayıf ve cevizler de Erzurum kadayıf dolması için sarılıyor. Hazırlanan Erzurum kadayıf dolmaları çırpılan yumurtaya batırılarak her yeri kaplanıyor. Yumurtaya biraz su koymuştun değil mi? Bir miktar, bir yemek kaşığı kadar koyuyoruz. Çünkü gevrek olsun diye, sıkmasın diye yumurtamız. Yani bütün tiyolarımı da burada veriyorum ama vermek istemem aslında ama veriyorum. Ya Zuhal Topal'la yemekteyiz desin. Belki de herkes bu tarif sayesinde seni konuşacak. Değil mi? Bu yarışmacılar mutfağına gelmek isterlerse alacak mısın? Gelmek istiyorlarsa gelebilirler. Sıkıntı yok. Üzeri yumurtayla kaplanan Erzurum kadayıf dolmaları pişmeye hazır. Bunları kızarır kızarmaz hemen şerbete mi atacaksın? Şerbet atacağız. Şimdi şerbetimizi alacağız. Erzurum kadayıf dolmaları bol yağda kızarmaya başlıyor. Kaymak eşliğinde kadayıf dolması güzel. Yani zaten Erzurum'a ait olan bir tatlı. Erzurum imzalı olan bir tatlı. Daha önce yedim, denedim, biliyorum. Güzel, fakat burada en önemli şey şerbetin soğuk, tatlının sıcak olması. Yani tatlı sıcakken şerbetin soğuk olarak dökülmesi. Çıtır olması en önemli gereken şey kadayıf dolmasında. Güzel yapıldığında tabii ki de güzel puan vereceğim. Şerbetini bu sürede çekebilme ihtimali var ama dediğim gibi yumurta kokarsa büyük sıkıntı yaşarız. Şimdi ne yapıyorsun? Gürbüz'üm şöyle güzelce masamızın üzerine de silelim. Dur sana yardım edeyim. Bunları kaldırmamı ister misin? Tabii ki isterim Gürbüz. Erzurum kadayıf dolmaları sık sık çevrilerek bol yağda kızartılıyor. Nasıl gidiyor? Çok iyi Gürbüz. Bunlar piştikten sonra bir tek mangalın kalıyor. Çat Gürbüz. Vallahi bravo. Bu emeğin karşılığında kazanamasam var ya, ben bilmem. Ay, yalnız çok kötü açıklamalarda bulunuyorlar. Kim bulunuyor? Masada saçını başını yolarım onlara. Bu doğranmış maydanozlar ne içindi? Bunları süs olarak kullanacağım. İstersen buzdolabına kaldırayım, solmasınlar. Olur. Vay! Şimdi dolmaları direkt şerbetin içine mi atıyoruz? Burada süzüyoruz güzelce böyle. Bu şekilde şerbetin içine. Duyuyorsunuz değil mi sesi? Oy! Çıtır çıtır vallahi. Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz.
kaymak eşliğinde sunulacak Erzurum kadayıf dolmaları şerbetle lezzetleniyor. Kadayıflarımızı bu şekilde atıyoruz. Bunları çok küçük de sarılabiliyor. Ama çok küçük sardığın zaman sıkı oluyor, içine şerbet iyi çekmiyor. Böyle büyük olması daha iyi. Tatlımız da bitince artık mangala geçebiliriz, değil mi? Evet. Bu arada tam 40 dakikan kaldı ve biz mangala gitmek üzereyiz. Gideceğiz Gürbüz. Oğlum masan ve bütün yemeklerin hazır. Gürbüz sen beni kimlerle karıştırıyorsun Gürbüz? Demek ki planlamayı iyi yaptın. Yaparım. Son kalan Erzurum kadayıf dolmaları da sürekli çevrilerek kızartılıyor. Şimdi yöresel olarak düşündüğümüzde bu kadar Erzurum menüsü koyduğunda ve adını değiştirdiğinde zaten Erzurumlular bir şüphede. Ya bak bizim gerçek ana yemeklerimiz var, adlarını değiştirmiş koymuş. İnşallah bunları güzel yapar, yapmazsa Erzurumlular arkadaş bizi ne yaptın? Vatanımızı, milletimizi, ilimizi bir düşürdün diyeceklerdir. Menüsü bu kadar yöresel olduğu için kıyafetinde olan beklentim gibi masada da aynı beklenti içerisindeyim. Masa objelerinde yöresel ürünler kullanabilir. Tabaklarında bir bakır kokusu olabilir. Modern bir masa yerine yöresel bir masa bekliyorum. Bakalım bu yarışmacılarla baş edebilecek misin? Tabii ki Gürbüz. Onlar da kim ya? O kadar iddialısın yani. Tabii ki. Sonuçta ben burada emek vermişim. Kadayıf sarıyorum. Erzurum usulü çorba, hatta baharatımı bile kendim getiriyorum. Erzurum'dan şiş getirtiyorum. Erzurum usulü kuzu cağ kebabı yapıyorum. Ama bazı kişileri memnun edemiyormuşum. Yok efendim niye böyleymiş, ben kusura bakmasınlar. Ha, biz buraya yine söylüyorum, podyuma çıkmıyoruz. Kıyafet olarak kesinlikle ben eleştirilmesine karşıyım. Masama da zaten ben yöreselimi dökmüşüm, gördün Gürbüz. Konuşturmaya gerek yok. Beni harcamalarına izin vermeyeceğim. Kızartılan son Erzurum kadayıf dolmaları da şerbete bırakılıyor. Ve bitti mi? Bitti. Neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? Mangalımız kaldı. Mangala gideceğiz Gürbüz. Hadi mangala gidelim. Bunları böyle güzelce iyice şerbetlensin diye. Tatlımız böyle kalacak mı? Güzelce böyle çalkalıyoruz. Bunu ağzını kapatıyoruz ve şerbetini çekiyor. Ya mutlaka kendi yöresine ait şeyleri sunmak istemiş arkadaşımız. Tabii ki de buna saygı duyuyorum ama hani genel olarak baktığımda kebabın dışında çok da böyle uğraştırıcı, çok böyle marjinal bir tarzda bir yemek görmüyorum açıkçası. Yani çok iddialı olduğunu söyleyemem. Rakibim olabilir mi? Soru işareti. Mutfağını da toparladın. Başka ne kaldı? Bir yandan çayımızı da koyacağız Gürbüz. Çay mı? Ne çayı? Erzurum kıtlama şekerli çay. Ne diyorsun? Kıtlama şeker getirdin mi bari? Kıtlama getiremedik yani, küp şeker. Ya oldu mu ama şimdi? Nereden bulayım Gürbüz abi? Çay için suyumuzu da koyduk. Mutfakta işimiz bitti mi? Ve bitti. Şimdi geçiyoruz. Hadi o zaman doğru mangalın başına. Mangalımızı alıp gidiyoruz. Evet, mangalımızı yapmaya geldik. Gürbüzcüğüm. Nihayet ana yemeğimiz Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şişi pişirmeye başlıyoruz. Şimdi ne yapıyorsun? Şu anda bir harlıyorum ateşimizi. Birazcık tuz sepeceğim Gürbüz. Tuzu sepmemdeki sebep de ateşimiz harlı harlı yanıp etimizi şey yapmasın, yakmasın diye. Cağ şişlerine geçirilmiş olan kuzu etleri mangalda pişmeye başlıyor. Kuzu şişle sunulacak domatesler de mangaldaki yerini alıyor. Bu arada arka tarafta Berke menünü yorumluyor. Berke lütfen arkamdan sallamasın orada. Yani domates biberi menüye yazarsanız sallarım mutlaka yani Onur Bey. Güzel şeyleri söylemeni bekliyorum. Ben güzel şeyler söylüyorum Onur Bey. Bu arada etler mangala yapışıyor sanki. Evet. Eyvah! Ne olacak şimdi? Neden böyle yapışıyor buna? Neyse ki hepsi yapışmıyor baksana. Gürbüz, Onurcuğum, beni neden hiç resim çekmiyorsun? Oğlum zaten kameraya çekiyoruz ya. Arka plan. Seni mi kıracağız Onurcuğum? Gülşah'cığım, sana zahmet Onur'un fotoğraflarını çeker misin? Cağ kebabı vereyim. Hadi poz ver bakalım. Sende de ne pozlar varmış ya. Gürbüz Bey sağ olsun. Ya cağ kebabı deyince akla hemen Erzurum geliyor. Fakat bizim Mustafa abimiz var biliyorsun. Kendisi Artvinli ve cağ kebabının hası Artvin'de yapılır diyor. Hah, gel Mustafa abicim. Merhaba, kolay gelsin. Merhabalar Mustafa Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz biz de, ne yapalım. Cağ kebabı tadında. Evet, Artvin yöresine ait. Yani cağ şimdi kebabı. Gelir gelmez sen niye Artvin yöresine ait diyorsun? Ama bize ait olan bir şey. Zaten bunun başında bunu, şu an kızmışım, pişmişim bir de ben. Bunu Ardanuş'ta çobanlar koyunlarını otlatırken, kuzularını otlatırken aç kalmışlar bir gün. Kesmişler. Eyvah, domatesim kaldı orada Mustafa Bey. O domates size ait ama. O domates bana ait olsun. Bizim... Bu
Mustafa abicim sen Artvin'in neresindensin? Yusufeli abi. Yarışmacımız Onur da Erzurum Tortumlu. Evet, biz de çok yakın. Cağ kebabının nereye ait olduğu çok tartışılıyor biliyorsun. Cağ kebabı Artvin'de de çok iyi yapılıyor değil mi? Evet, Artvin'de de. Ana vatanı Artvin. Kesinlikle evet. Kabul etmiyorum. Artvin. Bizim hatta Ardanuş'tan çıkma. Bizim ilçemiz Ardanuş. Ardanuş var, Ardanuş'tan çıkma. Milattan önce bizim Erzurum'da. Milattan önce mi? Evet. Bir şey soracağım. Erzurum'da cağ kebabı ne zaman hazırlanır, yenir? Nasıl ne zaman hazırlanır? Her gün. Her gün. Evet. Ama saati var onun. Saat kaçta mesela? Sabahtan başlar akşama kadar. Saati mi bizim var cağ kebabı? Bizim mesela sabah 7'de bizim cağ kebabımız hazırdır lokantada. Sizin öyle mi? Bizim hazır olmadığını sana kim söyledi Mustafa Bey? Ben biliyorum. Ben çok gittim Erzurum'a. Ya bir sabah daha git. 7'de, bence sabah sen şöyle Erzurum'a olur, gitmemişsin. Şöyle olur. Cağ kebabını koyarlar ocağa. Altına ekmekleri dizerler, pişirirler. İlk suyunu, ilk kahvaltıyı oradan yaparlar. Bence sen bir daha gitmelisin. Ben gitmiyorum. Ben biliyorum. Siz de bize ait olan bir şey almışsınız, işte bizim diye kullanıyorsunuz. Kullanın canım, sorun yok. Mustafa Bey, kullanın diye değil. Gidin kime sorarsanız sorun. Tamam, Erzurum diyecekler zaten. O zaman bitti, tartışmaya gerek yok. Mesela bizde iki gün önceden şişi yatırıyorlar tuza, soğana. Biz de öyle yapıyoruz. İki gün önceden. Evet, tamam, salamurası yapılır. Bizden almışsınız o zaman. Salamurası yapılır. Hangi etten yapılır? Kuzu etinden yapılıyor. Hayır, danayla kuzu. Hayır. Dana eti koyulur mu Mustafa Bey? Koyuluyor işte. Koyulmaz. Koyuluyor. Sert olur. Koyuluyor. Koyulmaz. Neyse ben şunları alayım gideyim abi. İlahi Mustafa abi. Biz bir gün seninle beraber yaparız. Şimdi cağ kebabı danadan mı yoksa kuzudan mı olur? İkisi karışık. Hayır ya. Sert oluyor. Hayır. Vallahi bu tartışma bitmez. Abi kolay gelsin. Sağ olasın. Görüşürüz. Teşekkürler. Erzurum'da cağ kebabını yemeye sizi bekliyoruz. İnşallah. Pişen etler tepsiye alınıyor. Cağ kebabı tadında kuzu şişle sunulacak yeşil biberler de mangalda közlenmeye başlıyor. Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş çok komik geldi bana açıkçası. Çünkü yani Erzurum cağ kebabı tadında bir kere bence bir isim illüzyonu olmuş. Hani nasıl böyle bir şey olacak çok merak ediyorum açıkçası. Bildiğin klasik kuzu şiş yani. O ismi koyması çok saçma geldi bana. Erzurum cağ kebabı tadında kuzu şiş nedir? Yani hani kuzu şiş evet okey. Güzeldir, yenir ama cağ kebabı tadında o tadı nasıl verecek? Asla bilmiyorum, herhangi bir açıklama yapmamış. Baharat ne koyacak, marine edecek mi etlerini bilmiyorum. Yanımda bir lavaşı olacak mı, o lavaşı kendim açacak yoksa hazır mı kullanacak? Diyor ki ne yani, ben bunu yapamayacağım, bunu beceremeyeceğim ama size böyle yapılıyor diye bunu tattıracağım diyor. Yani aslında yemeğin adında bile yapamayacağını, bunun güzel lezzetli olamayacağını bize vurgulamış, anlatmış. Ama hiç korkmayın, çok güzel savunacağım ve bir şekilde bunu size tattıracağım diyor. İnşallah dediği gibi, umduğu gibi olur ama menü beni çok şaşırttı. Yarışmacıların ana yemek yorumlarına ne diyeceksin? Yani burada ben kalkmışım, şiş kullanmadan cağ kebabı yapıyorum. Beyefendilere, hanımefendileri memnun edemiyorum. Siz kimsiniz be? Pişen son etler ve yeşil biberler de mangaldan alınıp tepsiye yerleştiriliyor. Vallahi tebrik ederim. Başardın. Evet, görürüz. Şu etlere bakabilir miyiz biz de? İşte Erzurum'un meşhur mutfak alanında ilerleyen Onur Gülal ve Onur Gülal'ın cağ kebabı tadında kuzu şişleri. Yemekteyiz programında, hazırız görürüz. Evet. Fırınımıza atıyoruz. Domates ve yeşil biberler şişten çıkartılıyor. Erzurum cağ kebabı tadındaki kuzu şişler sıcak kalması için fırına yerleştiriliyor. O lavaşları nasıl sunacaksın? Şimdi bu lavaşların bir parçasını ısıtıp vereceğim, servis edeceğim. Diğer bir kısmını da soğuk olarak tüketmek isteyenler masada tüketebilir. Bunu masaya koyayım mı? Evet, koyabilirsin. Ben bunu mikrodalgama atayım. Yemekler ve masa tamam. Şimdi ne yapacaksın? Ve artık ben kaçar giymeye gidiyorum Gürbüz. Görüşürüz. Dur. Bu yağ ne olacak? Bu yağı gazlara koyacağız ve yakacağız. O zaman şimdi koyman lazım. Şimdi koyacağım tabii. Peki ya kokusu ne olacak? Olacak sonuçta Gürbüz Bey. Ben yani küçük yaştayım, hatırlamayabilirim ama arkadaşlarım bunu hatırlaması gerekiyor. Eski zamanda neydi ışıklandılar? Gaz lambasının içine gaz yağı konup fitili çakmakla yakılıyor. Camını da kapatalım. Vallahi güzel görünüyor. Gürbüzcüğüm onu koyabilir misin? Sen neden koymuyorsun? Kürem ellerim gazlı olduğu için risk, ateş. Bana gelme Gürbüz. Tamam. Gelme Gürbüz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Ben kıyafetimi giymeye gidiyorum. Bak lambanı da masaya koydum. Bol şans.
Merhabalar. Merhaba. Hoş haftamın ilk yarışmacısı Onur'la mı taşrif ediyoruz efendim? Evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, çok İyisiniz teşekkür inşallah. Ederim. İyiyim, buyurun, iyiyim. Evet, yeni hafta başlasın. Evet. Merhabalar herkese yeni haftadan, bütün izleyenlerime sevgiler, saygılar. Buyurun, ekibime de teşekkür ederim. Rica Onur ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben iyiyim. Aa, gaz lambası mı? Tabii ki. Ne diyorsun? Tabii ki. Ay çok güzel. Biraz böyle eski kültürümüze gidelim dedim. Alışılmışın dışına çıkalım biliyor dedim. Biliyor musun? Daha dün akşam kızımın fen sınavına çalışıyorduk. Evet. Şeyleri işliyorlar böyle işte. Işık kaynaklarını falan filan, gaz lambasını işliyorlar işte, parafin şu bu gaz, ya anne gaz lambası nedir dedi, kandil nedir dedi, onu anlatmaya çalışıyordum, tam da bunları gösteriyordum, bu kadar olur ya. O zaman şöyle yapalım, program sonunda birini size hediye edelim. Ay yok, teşekkür ederim, çok güzel bir nostalji yaşadık. Peki misafirlerimiz tamamdır, geldi, yeni yarışmacılar yeni haftadan. Merhabalar, evet, hoş merhaba. Geldiniz. Hoş nasılsınız? Sağ olun, nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Sağ buyurun. Ay çok güzel, bayıldım. Otantik, güzel. Bak, bakırlar makırlar. Aa, çok sevdim. Hadi bakalım, yeni hafta herkese hayırlı, ente uğurlu olsun. Bakalım yeni hafta, yeni yarışmacılar. Merhaba Azal Hanım. Merhaba Berke, ilk gelen. İzmir'den geldim. Hoş geldin. Merhaba, İzmir'den. Için, evet. Güzel İzmir'ime selamlar, sevgiler. Neresinden geliyorsun İzmir'den? Bornova'dan geliyorum. Kayınvalidemin. Evet. Semti. Bornova'ya sevgiler, selamlar. Sağ olun. Nasıl İzmir, sıcak mı? Güzel, buradan daha iyi ya. Burası da iyiydi de buldu tekrar. Güzel. Biz daha evet. Bekliyoruz. Yani bir bahar geldi diye seviniyoruz. Sonra tekrar kışa dönüyoruz. Sonra evet. Tekrar bahar oluyor. Aynen. Şimdi tekrar kış geldi İstanbul'a. Öyle. Ne yapıyorsun, nasıl geçiyorsun İyiyim, hayatın? İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum. Öğrenci sivil havacılık, öğrenciyim. Sivil havacılık. Evet. Spor yapıyorum aynı zamanda. Basketbol geçmişim var biraz. Wow, belli ama yani değil evet. Mi? Sportif bir yani. Yarışmacı. Hepsi de sivil havacılık. Evet. Kaç sene kaldı bitirmeye? Son senem şu an. Hadi hayırlı olsun. Son senem, sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Onur ben, buyurun, buyurun, hoş geldiniz. Sağ olun. Ne yapacaksın peki? Ne ya istiyorsun? Bir de büro yönetimi de okuyorum aynı zamanda. Orada ilerlemek istiyorum. İki üniversite okuyorum. Sen bir koltuğa kaç karpuz evet. Sığdırmışsın. Ha, zor da yani okuduğun şeyler. Evet evet, aynı zamanda girişimcilik sertifikam var aynı zamanda. Merhabalar. Evet. Derken Zeynep'i görüyorum. Hoş geldin. Sağ olun, nasılsınız? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben deyim, çok tanıştırayım teşekkür Berke. Ederim. Merhaba, Zeynep. Memnun oldum. Sağ sen nereden geliyorsun? Ben Levent'ten geliyorum. Levent'ten. Nerelisin Zeynep'ciğim? Tokat. Tokat'a da selamlar. Ve Erzurumlu yarışmacımız. Menüsünden evet. Anlamışsınızdır. Erzurum bugün buraya geldi. Erzurum'u bugün Erzurum yaşayacağız burada. Açım, açım, açım. Cağ kebabını bekliyorum. Gelecek Süval Hanım. Sen paramediksin galiba. Evet, sağlıkçıyım. Bütün sağlık paramedik. Çalışanlara bizden selamlar, teşekkür saygılar. Ederiz Süval Hanım. Ne zor iş ha. Onunkinde konuşuruz ama. Sen ne yapıyorsun Zeynep? Bu aralar evdeyim. Çocuğumla ilgileniyorum. Aa, 2 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Yeni mi evlisin? 3 seneyi geçti. Yeni canım. Evet. Yeni. Yavrunu aldım kucağına. Merhabalar. Merhabalar. Sevda Hanım, hoş Sevda geldiniz. Ben. Nasılsınız? Ben de memnun oldum. Nasıl geçti bugün? İyi, çok şükür. Geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkürler. Darısı sizlerin başına. Teşekkürler. Ne yapıyordun daha evvel? Bir özel bir sigorta şirketinde çalışıyordum. Hı. Bazı sebeplerden ayrıldım. Merhaba. Şu an evdeymiş. Merhaba. Serda da geldi. Hoş geldin. Yetiştin toplantıya. Hissedarların evet. Hepsi evet. Burada. Lütfen geçin. Selda Hanım geçiniz. Buyurun. Şirketle ilgili konuşmamız için gereken şeyler var. Evet. Selda, sen de bir yönetici havası, bir müdire değil mi sanki? Mesleğimden dolayı oluyor. Nedir mesleğin? Usta öğreticiyim. Usta öğretici. Evet, kendi branşımda usta öğreticiyim. O yüzden biraz nedir kıyafetlerimde yansıyor. Kalıcı makyaj uzmanıyım, aynı zamanda estetisyenim. Aa, çok güzel. Ben de farklı bir iş sanki böyle değil mi? Tabii ki. Bir holding şirket yöneticisi, sanki CEO. Sanki böyle, tabii. Böyle mali müşavir, avukat. Aslında... Öyle bir havan var ama. Evet. Evet. Üniversiteyi maliye bölümünü okudum. Aa, evet. Oradan meslek değişikliği yaptım. Tutturduk vallahi. Evet, çok güzel tutturdunuz. Hadi bakalım, son yarışmacımız daha sen. Ne taraftan geliyorsun? Ben aslen Hataylıyım Zuhal Hanım. Evet. Ah, güzel Hataylı. Yaklaşık bir 6 senedir de Gebze'de yaşıyorum. Merhabalar. Hatice Hanım buyurun, hoş geldiniz. Hatice, ben Onur. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Buyurun Hatice Hanım. 6 senedir de Gebze'de yaşıyorsunuz. Evet. İş için mi? Kendi mesleğimi burada icra ediyorum. Eşim burada. O yüzden... Gebze'de ne işiniz var?
Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Rüzgar bizi sürükledi diyelim. Aa, evet. Biz Eskişehir'de eşimle tanıştık. Hadi bakalım devam edeceğiz hikayene ve de Hatice'yi kaldı. Hatice'cim hoş geldin. Samsun'dan sizi görmeye geldim. Samsun'dan hoş geldin. Evet. Samsun'dan İzmir'den ne kadar güzel. Samsun'a da selamlar, sevgiler. Evet, Hatice de gelince kadroyu tamamladık görüyorum ki. Onur sen de bir hoş geldin. Evet, toptan bütün hoş geldiniz. Tekrardan sefalar getirdiniz. Bugün sizlere Erzurum'u yaşatacağız inşallah. Evet, 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 heyecanlıyız. Masamızdan da anlamışsınızdır. Biraz nostalji takıldık. Bugün. Evet, masaya bir bakalım, sohbetimize devam edeceğiz. Ben çok beğendim masanı. Çok nostaljik, hafif, otantik ezgiler değil mi? Beğendiyseniz ne mutlu bizlere. Hani onları iyi gördüm. Bir daha de gaz, böyle gösterişli olabilirdi. Yani gaz kokusu geliyor, evet. Bana gelmedi. Ben de alıyorum. Biraz var, gaz kokusu var. Evet. Yani gaz eskileri var. Biliyorlar evet. Zuhal Hanım, gaz yani herkes böyle şimdi... Şunları bozmayalım ya ama, bu havayı. Ama elektrik... bakırlarla mezzetmeniz çok güzel olmuş. Evet, değil mi? Evet, aynen. Ben sevdim, bak ayranlarımıza. Yayık ayranımı içeceğiz yoksa. Yani ama Zuhal Hanım, çok özür diliyorum. Benim... Sandalyem burada ama servislerim daha bu tarafta kaç. Olabilir ya, alelacele. Belki sen kendini sandalyeyi kaydırırken kaydırmış olamayın. Yok gayet. Sen kendini kaydırmış olabilir misin? Olabilir mi? Kayıtlar da var, gayet güzel kurdum. Bakarız yani. Kayıtlara bakalım. Kayıtlara aynen bakalım. Öyle. Tabak mı kaymış? Yoksa Zeynep Hanım mı kaymış, ona bakalım. Evet ama... peki. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Bu hafta hepimize inşallah böyle lezzetli, bol puanlı, güzel yemeklerle, i̇nşallah. Güzel sohbetlerle geçireceğimiz bir hafta olsun herkes adına. Efendim seyircilerimize de tekrardan yeni haftadan merhabalar diyelim ve masasıyla ilgili başka bir şey söylemek isteyen var mıdır? Yani kaşıklarda ve bıçaklarda lekeler var ama. Hadi canım. Buyurun bakın böyle göstereyim. Makine lekesi mi onlar olur? Makine lekesi. Bunlar makine çiziği. Makine çiziği. Bunlara yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Evet. Yani, çünkü bunları... Yok, bence gayet temiz. Hatta şu anda rujumu görebiliyorum. Yani rujumu tazeleyebilirim. Buyurun. Teşekkür ederim. Estetisyen olarak... Makyajımı bile tazelerim. Aile gibi detaylara inanacağınızı görebileceğinize inanıyorum. Belki size öyle denk gelmiştir ama... Bakın silin daha rahat. Genel olarak çok uyumlu. Görüntüsü, çiçeği, örtüsü, runnerları. Çok uyumlu bir masa olmuş yani. Yani. Sadece tuzluklar biraz şey kaçmış. Ya tuzluklar da şöyle aslında, tuzlukları da şeyleri uydurduk. Hani siyah olduğu için onları uydurduk. Çünkü bakır bir tuzluk yok yani. Ona da yani zor yani. Porselen tabaklarla olabilirdi. Porselen. O ekmek şeyini uydurduk. Gaz lambaları yerine farklı bir şey seçebilirdiniz. Şimdi şöyle, hani mum düşünün. Hani renk ben... olarak da mesela bakırla. Cağ kebabı falan var. Yöresel evet. Bir mutfakla evet. Karşı bakırla karşı. Evet, yöresel. Yani. Valla benim hoşuma şöyle... gitti. Ben özlemişim bir de yani. Şöyle hani şunu bahsetmek istiyorum. Hep böyle işte şamdandır, mumdur, sanki evlilik yıl dönümüdür, böyle doğum günüdür. Bu nedir romantik ya? Romantik bir yemek. Böyle hani havaya dikiyorlar, o onu göremiyor, bu bunu göremiyor. Ben dedim ki biraz daha böyle hani bakır işin içine girince en uygun ne olur severiz, böyle? Gaz lambası olsun severiz. Dedim. Yani en uyumlusu da buydu. Başka ilgi yoktu maalesef. Aşotu çorbası mıydı? Evet. Evet, Erzurum'a da bir kez daha selamlar, sevgiler. Aslında arkadaşımız benimle aynı yaşta ama yeni nesil olsa da biraz daha otantik, daha klasik tercih etmiş. Tabii ki deterjine saygı duyuyorum ama güzeldi yani. Genel açıdan masanın düzeni, görüntü güzeldi. Masa düzeni güzeldi. Özlenilmiş bir masaydı ama gaz lambaları ve o koku gerçekten beni etkiledi. Ben parfüm bile sıkmayan, hani bebek kolonyalarıyla kendimi ferahlatan bir insan olarak benim çok hoşuma giden bir durum değildi. Hatice, seninle de konuşalım. Sen nereden geliyordun? Samsun'dan geldim. Sen Samsun'da yaşıyorsun. Ay evet. İyi ki geldin. Samsun'da bir kamu kurumunda çalışıyorum. Samsun Alaçam'da çalışıyorum. Ne güzel. Gitmiştik evet. Alaçam'a. Çok güzeldi Samsun. Çok. Ne güzel zamanlar. Güzel, keyifli, gittik. Gezebilecek, doğayla iç içe olabilecek çok yer var Alaçam'da. Evet. Acı suyumuz var. Çok meşhurdur, gelmişsinizdir tabii, diye düşünüyorum. Tabii, tabii. Çok güzeldi. 3-4 ay evvel oradaydık. Çekimde yapmıştık. Ona keyifli. Yetişemedim. Yetişemedi. Olsun, buraya kısmetmiş. Buraya ne oldu. Kadar güzel. Çok mutlu olduk. Peki şu an ne iş yapıyorsun? Devlet memuruyum. Devlet memurusun. Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak çalışıyorum. Saygı duyduk. Ufak bir hediyem olacak. Aa, bana mı? Çok teşekkür ederim. İzmir'den zaman... gelirken pişmaniye getirdim. Ah getirmeseydin pişman ederdim seni. Şaka yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok da severim. Ne zamandır yemiyordum. Sen ne zamandır yaşamadığım duyguları yaşatıyorsun bana. Çok teşekkür. Kesene bereket. Zahmet etmişsin. Rica ederim. Öyle gelirken dedim. Onun bir müsaadeniz olursa mutfağı kontrol edebilir tabii miyim? Tabii ki. Selda çıktı. İzin verdi. Arkadaşlarımız varsa hatta servise başlamadan bakarsanız. Bizim adımıza Selda Hanım. Edilmesi lazım. Yarışmacıları temsilen Selda mutfağa gidiyor. Uygundur. Ama ben çok uygun bulmuyorum mutfağa gidilmesini. Zor. Neden? Yani sonuçta 2,5 saatte dağılabilir de bir şey kesinlikle de olabilir. Hayır. Dağılmasında bir şey yok. Hijyene önem veren bir adamım.
Eldivenle mi çalışacaksınız? Eldivenle çalışmayacaksanız da hijyenden bahsetmeyin. Ortam önemli ama yani nasıl bir ortamda olduğu önemli bence. Yarışmacı ortam yıkılıyor. Müsaade ederse çok sorun olacağını düşünmüyorum. Şahsen ben müsaade etmeyi düşünmüyorum. Zeynep müsaade etmeyenlerden mutfağına girilmesine. Güzel. Bardaklar hazırlanmış, çay servisimiz de olacak galiba. Tabii ki kadayıf dolmasının yanında çay olmaz mı? Yani kıtlama evet. Şekerli. Güzel lavabonun içi temiz. Güzel yetiştirmişsiniz. Yani hijyen benim için önemli. Tabii benim ki. Olması mutfağıma da girmek isteyen girebilir zaten. Tabii ki. Yetiştirmeniz güzel. Yani ocağınız temiz, tezgahınız temiz, lavabo içiniz temiz. Ve çay servislerini de hazırlamışsınız. Çok mutlu oldum. Güzel. Teşekkür ederim. Bir misafirliğe gittiğimizde bir şey yaptığımızda abi ben seni bir mutfağına bakayım demiyorsak diyoruz. Bunu da demeyelim diyoruz. Yani. Bir bahaneyle gidiyoruz. Dur iki tabak da ben götüreyim diye mutfağa gördüm. Arkadaşlar mutfak çok temiz, çok güzel. Ben buradan gördüm. Yani evet. Hiçbir sıkıntı yok. Evet Allah temiz. Allah içimiz rahatlasın. Lavabo temiz. Yani hijyen konusunda takıntısı olan varsa gönül rahatlığıyla yiyebilir. Hatta özel çay servisleri falan da hazırlamış. Ne diyorsun? Mutfağı sorduğumuzda güzel dedi. O konuda birazcık rahatladık yani. Güzel oldu. Temiz olduğunu, hijyen olduğunu söyledi. O konuda rahattık yani. Selda Hanım'ı sonuna kadar destekliyorum. Ben olsam ben de girerdim yani. Mutfak tertemizdi. Bu kadar düzgün olmasını, bu kadar temiz olmasını hiç beklemiyordum. Gayet güzel ve yerinde çalışmış, temiz çalışmış. Ben o konuda tebrik ediyorum. Arkadaşlara da söyledim ama dağınık deseydim, pis deseydim, ay nasıl yapmış diyeceklerdi eminim. Fakat güzel dememe rağmen, hijyenik dememe rağmen hiçbir şekilde olumlu bir yorum gelmedi, duymadım. Aramızda aşçı, efendim alaylı da olsa bir zamanlar hayatında mutfak geçmişi olan... Ben catering firmasında bir 6 ay kadar aşçı yardımcılığı yaptım ve süper. Bir sene kadar zaman... da pastacı çırağı kursuna gittim. Ooo güzel, eğitim sayılırsın yani. İşte. O zaman kendi pasta çapında. Konusunda beklentilerimizi yükseltelim bir biraz. Bir anda pasta istedik. Aynen, eyvah. Canımız pasta. Pasta ama yani bir yemekte pasta... Çay servisine bana 5 ayına gelmediniz pasta. Pasta demeyelim de o zaman tatlı aşamasında. Güzel bir tatlı aynen, tatlı konusunda tatlı güzel da, bir evet, bu pasta hep tartışma konusu olmuştur ha yıllardır. Benim önceki yaptığım önemli. Yemek yarışmada pasta verilmez yarışma programında tatlı olarak. Pasta ancak bir kutlamada verilir. İşte kafede yenir. İşte çay günü, bir altın günü falan filan diyorlar ama katılmıyorsunuz galiba. Ben pastanın uygun olmadığını düşünüyorum. Ben de uygun olmadığını düşünüyorum. Sen de uygun olmadın. Evet. 5 çayında değiliz sonuçta. Yani çok çayın uygun kaçmıyor nedense yani. Ha, pasta olmaz diyorsun evet. Tatlı. Hmm. Olabilir, görüş tabii ki. Bence ama olabilir yani. Güzel bir pasta evet, gelse değiliz güzel. Yani afiyet olsun. Kimse itiraz etmez diye düşünüyorum. Bakın sürem yetişirse inşallah bir ucundan bir şeyler İkramlık. Bekliyoruz o zaman. Ufak birer tane tadımlık var ya tertolet martolet de kurtarır evet. Be Zeynep. Önceden de yapıp hazırlayabilirsiniz. Kendi ellerinizle yaparsanız önceden de hazırlayabilirsiniz. Sadece biraz Zeynep böyle laf olsun diye konuşuyor. Ama ben onun yanında ne yapacağım o zaman görsün. Hiç de aşçı yardımcısı değil. Öyle bir hava sergilemiyor. Sen ne yapmak istiyorsun peki çocuk büyüyünce? Ya çocuk büyüyünce değil, ben zaten o varken de çalışıyordum ama bazı sebeplerden dolayı ayrıldım. Gene devam mı edeceksin işine? Aynı etmek iş. Aynı iş olmasa da etmek istiyorum. Çalışın. Çalışmak güzel şeydir. İşleyen demir ışıldar değil mi Selda? Kesinlikle. Make-up, estetik. Konuşacağımız şeyler var senin. Çok hoşsun. Saçına bayıldım. Teşekkür ederim. Nasıl özlüyorum kısa saçı. Ya çok rahat. Çok benim de ona yakın bir çılgınlığım olmuştu bir 3-4 yıl evvel. Yani, tekrar oralara gidesim var. Sağ gidin. Gidin çok rahat. Bir de çok kısa saç çok hoş. Kesinlikle. Çok rahat. Kesinlikle. Aman yık açık. Sıkıldım uzun saçtan. Biraz kestirim ama biraz daha kestiresim var. Zuhal Hanım evet. Sizce de Selda Hanım'ın böyle bir haber spikeri edası da yok mu? O da mu? Var. O da var. Çok yönlü. Doğru. Çok, çok güzel, diyelim. Çok hoş, karizmatik. Evet, her şey hoş. Menü nasıl Hatice? Genel olarak güzel bir menü ama yemeklerin isimleri çok değiştirilmiş. Mesela bu aşoç çorbası diye gelmedi bize. Ne diye geldi? Yoğurt çorbası diye evet, yapıldı. Yoğurt. Ben menüde yanlış hatırlamıyorum. Yoğurt. Erzurum yoğurt çorbası. Öyle de deniliyor şimdi herhalde. Şöyle, hayır, şöyle söyleyeyim. Çorbanın adı zaten yoğurt çorbası. Biz içerisine kattığımız otun adı aşot olduğu için iki isim de kullanılıyor. Zaten bunu hani belki duymanız gerekiyor veyahut da hani eğer Erzurum'a gittiyseniz bilirsiniz, görürsünüz. Şimdi şöyle Onur Bey, aslında bu yoğurt çorbası her yörede yapılıyor. Her evet. Elimizde yapılıyor. Peki. Yapılmadı meşhur ama bizim... Çorba. O zaman şöyle yapalım. Onu Erzurum'a göre... Soğumadan bir tadalım, bunu da konuşalım neden öyle dediğini. Ama sensiz başlayamayız. Geliyorum. Onursuz başlayamayız, ekmeklerin üstünde açtı. Açalım.
Lavaş da getirdim tabii ki. Teşekkür ederiz. Keşke elinde açsaydı lavaşları. Nereden biliyorsun açmadığını? Hazır gibi duruyor. Hazır gibi mi duruyor? Evet. Belli olmaz. Yarışmışlar bazen. Ben mangalı yaktım yani. Oo, mangal. Sizler hadi umarım, afiyet olsun. Sizler umarım onu yaparsınız. Eline sağlık Onur. Haftanın ilk yemeği Erzurum yoğurt çorbasıyla başlıyoruz. Tat baskın ama çok bulamıyorum hangisi olduğunu. Süt yani. Kullandınız evet, mı? Evet, süt evet. Süt tadı bayağı baskın gibi. Süt bunda olmaz. Yani çorba bilgisi olmadığı burada belli oluyor. Yoğurt çorbada. Adı üstünde yoğurt çorbası olur. Çorbada süt kullanılmadığını biliyorum ama ekstra bir süt kokusu var. Süt değil, o koku ne olduğunu hemen söyleyeyim. Aşotunun tadı. Hmm. Aşotun. Öyledir o zaman, evet. Çünkü yoğurtla süt aynı anda kullanılmaz. Kıvamının biraz daha sıvı olması gerekmiyor mu Onur Bey? Yani çok böyle yoğun mu olur kıvamı? Koyu mu oluyor? Bunun yok, kıvamı güzel. Açtığın zaman, kıvamını açtığın zaman bu sefer deniyle suyu ayrı durur. Anladım. Sanki bu kesiliyor muymuş? Deneler. Kesiliyormuş kesilmekten gibi. Kurtarılmış. Evet, kesilmekten kurtarılmış. Kesilmekten kurtarılmış bence başarılı. Kötü bir şey değil. Evet, gerçekten. Yani ama sanki biraz buğdaylar dişe geliyor. Bu buğdayların Allah dişe Allah. Gelir tarifi ama bunu... var. Daha biraz daha fazla haşlanması ezilir. Yani evet, ben de deneler. Çok tatlıyım, biz de çok daha yaparız buğday lapa çorbası. Lapa lapa gibi olur. Lapa lapa olur ve bir tık daha kaynaması gerekiyor. Yok, kaynamaz. Pardon, tam kıvamında siz olmuş. Miydiniz? Buğdaylar tam güzel pişmiş, hatta tam sınırda bırakmışsınız. Bir tık daha pişmiş olsaydı bu tamamen pilava ya da başka bir şeye dönerdi. Bence şu bana anda da olmaz. Bu gayların pişimi Zeynep. Şimdi biz de yapıyoruz. Olabilir. Yani bir de aşçı yardımcısı olarak bunları söylemesi. Aşçı yardımcılığını 6 ay yaptım. Yani, çok o konuda iddialı değilim. Zaman, aşçı da demem kendime zaten. Ama ben geldiğiniz zaman böyle ilk olarak hemen böyle şey yaptınız. Bir aşçı yardımcısıyım işte, ona bahane buldunuz. Yok. Kaşık, bir şeye bahane bulmadım. Kaşık, sadece bu taraftaydı. Ama belki kaşığım lekeli, sandalyem kaymış, evet. Tuzluklar uyumamış, buğdaylar pişmemiş. Selda Hanım ne dedi? Evet. Buğdaylar gayet güzel pişmiş. Dediler. Kaşıklar temiz, test ettim, yüzümü gördüm. Gayet temiz kaşıklar ve buğdaylar hakikaten pişmiş. Yani pişmemiş değil. Değil mi? Beğendin mi yani Selda? Beğendim. Peki. Belki. Birazcık tuz az ama evet, şöyle söyleyeyim. Çorbada telafi edilebileceği için. Şöyle söyleyeyim. Her zaman söylüyorum. Tuzlunun çaresi yok ama tuzsuzun aynen. Çaresi var. Aynen. Yani çorba için geçerli. Tuzlu olsa yiyemeyeceksin. Çok da rahatsız etmiyor evet, tuzlu ama bir tık için... daha koyabilirmişsin bir yani. Bir tık daha. Kaldırırmış. Ama yani çok öyle aman aman tuzsuz değil hepten. Yoğurt için... olduğu için yoğurt onun tadını alıyor. Tuzu yansıtıyor. Yoğurtun çok güzel bir tadı var. Suyuyla karıştırmışsınız belli. Yalnız bu buğdaylar az daha pişseymiş, bu lapa olurmuş. Yalnız buğdayı az suda bekletseydin tamam daha güzel olurdu. O buğdayın sarımsı bir tadı ve kokusu var. O çıkardı. Aşotunu daha çok yansıtırdı. Daha güzel oldu. Şu an buğdayın mesela olduğu tarladan gelmiş tabağımıza konmuş gibi. Çok doğal olmuş. Kötü bir şey de değil aslında. Çok da güzel. Ama normalde biz de köyümüzde çok buğday yaptığımız için biliyorum. Yemeğini yapmadan önce suda mutlaka biraz bekletiyoruz. O sarı suyunu alıyoruz. Bu tat ondan geliyor. Az önce dediler siz aşotu dediniz. Aşotunun değil. Buğdayın tadı var. Buram buram geliyor yani. Güzel olmuş. Beğendim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Tam tutturmuşsunuz. Peki. Yani tek şey şu olmuş. Yoğurt çorbasını her ilimiz yapıyor. Hepimiz biliyoruz yoğurt çorbasını. Onu Erzurum'a ayıran, Erzurum'a özgü yapan ne oluyor? Aşotu oluyor. Ne oluyor o zaman Erzurum yöresi yaptım diyorsan? Aşotu çorbası Erzurum yöresi oluyor. Yoğurt çorbası dersen hepimiz. Hayır oluyor. Yoğurt çorbası. O zaman aşotlu ne olacak? Yoğurt çorbası aşotu olarak. Diyecektik. Ama demediğine göre aşotlu yoğurt çorbası. Hatice şu anda dersimizi verdi. Ay estağfurullah ne haddime. Bak bir brief aldık. Oldu. Evet peki Berke? Bence güzel olmuş. Buğdaylar güzel pişmiş ama benim çok tarzım olan bir çorba değil. Ben bu arada ilk defa içiyorum. Öyle aynen, mi? Aynen. Ben ha, sana hitap etmemiş olabilirim. Evet. Ama tabii ki de burada nasıl yapılacağına bakarım. Bence güzel. Güzel. Şimdi. Zeynep? Ya, lezzetini beğendim. Çok böyle yenmeyecek bir çorba değil tabii ki. Aman lütfettin ne demek yenmeyecek çorba değil ne ya? Ama kötü bir çorba mı bu? Dişe geliyor, o dişe gelmesi ya. Benim yöremde daha çok piştiği için. Ama şimdi her yörenin farklılık gösterebilir ama bence güzel yapmışsın. Genelde bu aşotu da böyle rahatsız eder. Bazen çok koyarlar. Gereken işlemi yapamazlar. Atarlar öyle böyle kokusu, tadı böyle bir tuhaflaşır. Hiç öyle bir aynen. Şey olmamış. Tebrik ederim. Güzel bir çorba. Güzel bir başlangıç yaptık haftaya bence. Teşekkür ederim. İnşallah devamı da öyle gelsin. Onun devamı da öyle gelecek inşallah. Patates graten miydi? Evet. Başka bir şey var mıydı ara yemekte?
Yok. Yok. Mangal yakmışsın bu arada. Mangal evet. Yaktım, duydum. Evet. Dışarıda. Evet, vay. Graten seçmenizin sebebi ne? Graten seçmemin sebebi çünkü cağ kebabına en yakın hitap eden şey oydu. Çünkü tarator tarzı bir şey yapsam cağ kebabına uygun olacağını biraz düşündüm. Biraz basit kaçmamış mı? Hani sanki biz öyle bir hava aldık ama yani. Gayet iyi bence. İdeal. Bakalım, bakalım. Basitten ziyade sanki böyle biraz daha ana yemeğin yan ürünü olarak çıkarabilirdim. Yanında bence gelse de, cağ kebabının evet. Daha mı iyi olurdu diyorsun? Hayır, cağ kebabının değil. Farklı bir et yemeğinin mesela yanında bonfile. Yan ürün olarak kullanılabilirdi ama ara sıcak için farklı bir şey seçebilirdiniz. Bence kendi mutfağınızdan Erzurum yöresine ait gittiğiniz için kendi mutfağınızdan bir şey seçebilirdiniz yine. Hmm. Bilir misiniz bu arada cağ kebabı falan yiyen var mı? Evet, ben bizim Samsun'da çok güzel severim. Bir yer var. Gelince görmüşsünüzdür mutlaka. Yılları aşkın bir yer. Çok da güzel yapıyor. Çok da tatlı. Çok da severek yiyoruz. İnşallah Onur Bey... Çok da zorlayacaklar seni Onur. Benim anladığım. Yemekten soğutmaz bizi. Tam tadında ne? Kıvamında olur. Hatice ama... detaylara tabii. Önem veren ve anlayan birisi galiba yemekten. Şöyle, yemek yemeyi çok seviyorum. Çok ve güzel. Bana göre yemek yemek sanattır diye bence düşünüyorum. Bence de, bravo. O, al benden de o kadar. Yani bu hayatta en sevdiğim şey yatmak ve yemek yemek. Kim sevmez ki Hatice'cim? Keşke hayat yatarak ve yemek yiyerek geçse. Ne kadar güzel olurdu. Her yerde her şeyi tadıyorum. Lezzetini süper. Alıyorum, tarifini alıyorum. Yapıyor musun derseniz yapmıyorum. Hatice bence olması gerektiği gibi konuşuyor. Ama Zeynep bence hiç olduğu gibi değil. Gelen arkadaşlarım hepsine UKK'lar yapıyorum. UKK demek de uydur, kaydır, kakala. Ama hepsi memnun kalkıyor masada. Yani bize bir şeyler mi kakalayacaksınız? Yani uydur, kaydır, kakala mı? Şimdi benim bu uydur, kaydır, kakala çok enteresan ya. İşte, kendi tariflerim kendi böyle. Kendi tarifler. Hep böyle birbirlerine karıştırıp. Ama şimdi kakala olmamış sende. Uyduramıyorum. Uydur, kaydır, yap gibi bir şey de olabilirdi. Zuhal Hanım sanırım bugünkü cağ kebabı. Galiba. Ha sen oraya bağlayacaksın. Aslında işte cağ kebabı... Bize de kakalamazsınız inşallah umarım Hatice Hanım. Tadında kuzu şiş miydi? Cağ kebabı deyince hani şey gibi olmuş. Ben cağ kebabı yapacağım ama yapamayabilirim de şiş kebabına da dönebilirim. Bir açık kapı bırakmış mı orada? Bir kaka yapacağım inşallah beğenirsiniz. Siz de böyle bir şey görecek miyiz? Nasıl bir ben şey? De... Genel olarak tarzınız buymuş. Size de uydur kaydır kakala yapacak işte bize bir şeyler. Size de böyle bir şey yapacak mısınız? Sizi net yemekten Hatice Hanım size kakalamayacağım. Gayet de güzel size servis yapacağım merak etmeyin. Ay çok iyi. Kuzu şiş çok güzel. Ben cağ kebabı yapacağım diye iddia etmedim ki. Ad üstüne cağ kebabı tadında kuzu şiş dedim. Tadı... Niye öyle dedin Onur? Evet. Ben de merak ettim. Çünkü hazırlanmış o şekilde. Cağ onun kesmesi mesmesi biraz farklıdır biliyorsunuz. Cağ kebabının cağ kesmesi kebabı... farklı. Yaprak yaprak olması gerekiyor. Sadece marinesini çok merak ediyorum. Çünkü normalde cağ kebabı soğanın asidiyle 24 saat, minimum 24 saat pişmesi tabii gerekiyor. Öyle bir şeyimiz yok. Öyle bir şansımız yok. Burada tek merak ettiğim şey gerçekten o lezzeti verebilmiş mi? Hmm. Lezzet önemli ama mangal tabii. Yakmış bu da önemli bir şey. Evet. Takdir edersiniz ki yani. Dışarıda nasıl yani? Mangal yakmak, Zuhal Hanım ateşi yakıyorsunuz, üstünde zaten et pişmesi daha kolaydır. Bitti diyorsun. Hani o tavadaki ya da bir şeydeki kadar zaten çok ama aşırı zor değildir. Ama mangalın da ateşini tutturmak, değil onu mi? Yakmak. Yakmadan pişirmek, onun kokusunu ya. Geçirmemek, isini geçirmemek. Ya ama mangalın tadını veren de o his tadı değil riskli. Midir? Şurada bir rüzgar çıksa, bir şey olsa, yağmur yağsa ne yapardı acaba? Yağmurlu da gösteriyor bunu yani, %40 İstanbul. Ama kuzuyu mangalda yapmak da zaten çok hemen... Attım iki çevirdim kuzu bak, pişen bir şey. Bak attın iki çevirdin getireceksin bize Onur ya sen de. Tabii canım bu hava bozuk. Soğuk havada ben mangal başına ne çektiğimi görmediği için konuşur. Emin olun öyle Onur Bey gibi kakalamayacağım isimlerini değiştirip o öyleydi bu böyleydi. O oradan geldi bunun baharatı bu. Bizim yöremizde öyle yapılıyor bizim yöremizde şöyle deyip aslında yöresine ait olmayan yemekleri bize... Kakalamaya çalışan kendisiydi. Benim menüm daha net ve daha güzel olacak. Bence Hatice Hanım uydurup kaydırmıştır bize de kakalayacak. Bu menüsünü merak ediyorum ama daha önce yaptı mı, hazırlığını yaptı mı onları çok merak ediyorum. Uydurup kaydırıp kakalayacağım dediğine göre bize de öyle bir şey çıkaracak. Eğer hazırlıksız olursa, uydurup kaydırıp kakalama bir menü gelirse bu benden geçersiz puan alır. Çünkü uydurup kaydırıp kakalayarak maalesef ki birinci olunmaz. Ya aslında bu yemeklere kolay demek biraz şey oluyor ya. Her yemekte kolay bir emek oluyor var. Sanki. Kolay diyorum ama kaçıyor diye değil yani. Ama yani graten geliyor ara sıcak. Mangalda da bir şey yok. Yani onun tadını ben Hasan vereceğini de çok düşünmüyorum. Çünkü Zeynep Hanım, Selda Hanım'ın da söylediği Zeynep Hanım, sizin menünüz ne acaba? İsteyen. İşte onu yiyince karar vereceğiz. Hani şimdilikten kolay demek. Menümü çarşamba günü görürsünüz Onur Bey. Göreceğiz işte. Evet, çarşamba günü çok güzel görürsünüz. Aşçı yardımcılığınızı göreceğiz. Görürsünüz. Çarşamba günü ben sizin ben gibi kolaya bekliyorum. Kaçmıyorum hiçbir şeyde. Kolaya mı kaçmış?
Kolay derken daha yemeklerini mangaldan daha graten yani mangaldan graten daha zor ne olabilir ki? Patatesi doğra, üstüne kremayı koy, tuzunu, biberini koy, at fırına, o pissin üzerinde bir kaşar gezdir, bitti gitti. Sizin ara yemeğinizi çok merak ediyorum. Görürsünüz. Nasıl uğraştırıcı bir şey mi seçtiniz? Ama şimdi öyle al ver fırına ver mangala götür diyorsun da işte onların bir hazırlanışı var, ön hazırlığı var. Patatesi soyup doğraması. Doğrayıp. Ha, graten için bir şey diyemem. Biraz da bir daha pratik bir yemek de. Ama şimdi bütününe bir baktığın zaman menünün mesela hani bir sürü iş var gene yani bunu mutfağa girince daha iyi anlayacak. Onur Bey, kuzuları siz mi doğradınız yoksa kuşbaşı mı aldınız? Neyi? Kuzuları aldınız. Doğrattırdım. İşte siz... Onu da Onur Bey doğramamış. Aldı, şişe taktı, attı. Bitti gitti. Geçmiş. Ben mangal yakmışım. Sen ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Görürsünüz Onur Bey. Çarşamba günü inşallah. Ben de işte merak ediyorum. O lezzet neymiş? Onu çarşamba günü konuşalım. Bugün Onur Bey'in masası. Onur Bey, düz bir tabakta olması gerekmiyor mu? Evet. Bence... Niye çukura koydun? Çünkü tatlıya koyacağım ve diğer türlü kayma olduğu keşke için. Keşke hani düz olsaydı bence daha uygun olurdu. Bence de olmadı bu servis Onur. Çukur tabak yahu bildiğin. Ben de şaşırdım öyle yani. Önce. Yani bir de Onur Bey bir su ikramı olsaydı keşke. Bu çukur tabak ya bir de büyük porsiyonun da biraz... Su, zaten daha çorba içtiniz yani su getireceğim. Ama hani bir ağzımız tadımız bir değişseydi keşke. Getireceğim yani su. Krema kesilmiş bence. Evet. Krema kullandınız mı? Hazır krema kullandınız. Kullandım tabii ki. Kaşarı az gelmiş ve kremanız kesilmiş. Evet. Eyvah. Gayet de ölçüsüne kullandım. Miktarını krema kullandım. Kesik. Yani şey topak topak olmuş içinde. Bir de beşamel neden tercih etmediniz? Sadece tek bir kremayla koyup geçiştirdiniz. Yani bunu beşamelli benim versiyonu da var. Benim tarifimde uygun olması gereken şey oydu. O şekilde yaptım. Ve de yani keserken de bilmiyorum sizin tabağınızda öyle mi? Bir kıyırtı var. Kıyırtı. Fark ettiniz mi? Patatesten mi geliyor evet, kıyırtı? Evet, o kıyırtı patatesten geliyor. Pişmemiş böyle mi yani Zeynep? Böyle yumuşacık olmamış olması gerektiği gibi. Bakarsınız oraya. Her taraf aynı mı? Bak bakayım yoksa pişmeyen yerleri mi geldi sana? Yani. Ben ilk çatalı aldım pişmişti. Bana öyle gelmedi ama. Şu özellikle işte şunun... Bu tarafı böyle evet, olduğu gibi pişmemiş, evet. Sende benim, de benim de çok az böyle yani sınırda yani. Hmm. Sınırda bir de tuz çok az diye evet, düşünüyorum. Tuz çok az. Sunum nasıl tabaklama? Pişmesinde sıkıntı yok ama genel olarak karışık görünüyor ve... Valla bu haftanın gıcığı belli oldu. Efendim? Bu haftanın gıcığı belli oldu. Kimmiş? Zeynep Hanım. Biraz üstüne dikkat edersek. İlk günden böyle dikilmeye başladınız. Yani dikilmek... Oo. Yani her şeye bahane bulunmaz ki. Çorbaya bir ayrı ama bahane. Ama ben buraya bahane bulmaya bahane geldim. Oğlum, ama hakkıyla. Bahane bulmaya geldim. Sen benim cağ kebabımı görmemişsin. Ya sen benim cağ kebabımı görmemişsin. Cağ kebabıma yorum sakin yapıyorsun. Sakin olun Onur Bey. Hayır cağ kebabıma yorum yapıyorsun. Tamam sakin olun ve üslubunuzda lütfen dikkat edin. Ama gıcık falan. Hayır yani çorbada. Karşınızda bir çocuk çorbayı yok içerken gratene başladın. Grateni yerken cağ kebap gelmeden cağ kebabına başladın. Cağ kebap sofrada konuşuluyordu sadece ben söylemedim. Ama siz hep lütfen. Neden? Niye diğer arkadaşlarımızla bir sıkıntı yok sizde var tek? Bence Selda yani Hanım sadece yorum yaptı. 6 aylık bir aşçılık eğitimi almanın bir egosu var. Onu tatmin edemiyorsunuz. Ben 12 kadar yaşından beri yemek yapıyorum. Emin olun ve 30 yaşındayım. Yaklaşık 12 yaşından beri yemek yapıyorsunuz yani ama buğdayın Onur Bey genel ileri olarak seviyede, düşündüğümüzde ileri seviyede haşlanmaması gerektiğinin ezildiğini bilmiyorsunuz. Yani bunu daha tartışmanın bir manası yok. Yani 12 yaşından beri yemek yapıp da buğdayın o kadar dişe, o derecede... O kadar dişe gelmemesi gerekiyor. Neden arkadaşlarım hak verdi bana? Orada hayır, Zeynep, neden bana arkadaşlarım hak verdi? Söylediğim gibi yöremde ben öyle tamam yapıyorum. Bence lütfen orada siz bahane lütfen bulmak için söylediniz. Çünkü buğdaylar pişmişti. Bahane evet bulmak için tam kıvadaylar pişmişti. Geldiğinden beri tencere tava hep aynı hava. Başka bir şey yok. Benim yöremde bu gerçekten daha öyle fazla pişiyor. Geldiğinden beri tencere tava hep aynı hava. Neden cakip sadece bir tık dişe geliyor dedim. İkisi de söyleniyorlar birbirine. Peki Hatice anlat bize patates gratenini nasıl bulduğunu. Sanki patatesi böyle tencereye atınca Onur Bey hani birkaç tanesi pişmiş birkaç tanesi pişmemiş gibi. Çünkü şu bu ilk dilimime baktığımda patateslerin hepsi pişmiş. Şu üstte bir tanesi şöyle ikinci dilimimde pişmemiş. Bir de şöyle bir şey sanki böyle içinde baharatlar tadı tuzu eksik. Normalde tuza karşı biriyim. Şimdi... Yemekler susuz olabilir. Haklısın buna suç bulmuyorum. Çok haklısın. Ama baharatı da eksik. Hani şimdi şey olabilirdi, söyleyeyim, az karabiber olabilirdi. Kreması kesilmiş geldi. Bir de çok yavan geldi. Evet. Hayır, hiç şimdi şöyle hayır, gibi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zaten benim tarifimde baharat yok ki.
Ne katabilirdim buna mesela? Kekik ama ben atayım. Sizin tarifinizi bilemem ya, ondan soruyorum. Ama hani ben de sizin burada siz bana olurunu anlatın. Burada şimdi ben örnek veriyorum, 5 kişiye ait hani herkesin istediği baharatı ben atamam ki. Şimdi ben kekik atsam bu arkadaşlar... Ama yemeği lezzetlendirmekten bahsediyor. Ama yok yani. Yemekten lezzet alamadım ya. Ben size tarif olarak demiyorum değil mi? Tadı tuzu yok. Hani sanki boş gibi, yalan gibi diyorum. Yoksa güzel pişirmişsin. Görüntü olarak güzeldi. Tabakta güzel şık duruyordu. Ye beni diyordu ama yiyince tadı yoktu. Tabak ye beni mi diyordu? Bana bu tabak ne beni mi diyor? Ben Allah aşkına bak. Ye beni diyor mu? Hiç yeme beni diyor. Doğan Hanım kestiniz yani. Hayır, doğramışsınız. Hayatım, getirdin, o kadar büyüktü, yayılmıştı, üstüne yarım kilo maydanozu boca etmişsin, çukur tabakta getirmen zaten çok büyük hata, dümdüz bir yemeği, sulu bir yemek değil. Kaşarlar çok sert pişmişti. Ama hiç bu sunum, bak ben... çorba çok güzel başladı, şimdi şu güzel bir görüntü mü çukur tabakta? Güzel. Yani bunun yarısı mesela benim tabaktan taşıyordu gratene ilk geldi, kocaman. Onu bir kesseydin, bir kare, bir güzel. Dedikleri doğru Hatice'nin yani. Maalesef tat tuz yok. Bilmem diğer arkadaşa belki. Hatice Hanım bence şunu demek istedi. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Peki bunları neden koydun? Tat tuz yoksa ekleyebilirler. Ama olmaz. Şöyle bir şey var. Şey olmaz. Neden olmaz? Hayır. Yani. Ben buna, bak buna tuz ekleyebilirim ama buna karabiber ekleyemem. Olmaz. Bakayım, dur. Buna karabiber eklenmez. Deneyelim bakalım hayır, ne olacak. Hayır, bir de olmaz. Patatese dökülebilir tuz. Bir deneyelim bakalım nasıl tat et oluyor. Et dışındaki ürünlere sonradan tuz eklenmez eğer katıysa, eğer bir sıvılığı evet. Nasıl varsa. Nasıl eklenmez? Hayır, yani eğer olur. Bir tuz sıvılığı, eklenir. Sıvılığı varsa eklenir. 12 yaşından eklenir. Beri hani aşçılık şeyle uğraşıyor ya. Onur Bey, lafımı böldünüz ama tam bir şey diyordum. Hatice Hanım bence şunu demek istedi. Kullandığınız malzemelerden bir çeşitlendirebilirdiniz. Bir tat alamadım dedi. Yani ekstra şunu kullanın demedi. Evet. Yok. Herkesin damak tadı farklı olabilir. Herkesin damak tadı farklı ama gratene bir karabiber girer, bir muskat girer. Bunlar yani önemli tat verir. Tatlandırabilirdin. Hani tadım, bu yavanlığını benim... öldürebilmek için. Mesela şu anda sanki haşlanmış patatesin aynen, üzerine. Aynen. Hani tuz yok, baharat yok, karabiber yok, haşlanmış. Tuz nasıl yok ya? Tuz hakikaten. Yok, gerçekten yok. Bakın yok, tadına isterseniz. Bak demin tuz... çorbada beni rahatsız etmedi tuzsuz ama bunda hiç tuz yok. Sen baktın mı tadına? Yememişsin ki, bir ye bakayım. Yemem. O sırada Selda seni dinleyeyim, devam et. Haşlanmış patatesin üzerine sanki... zorlandım. Hayır, hiç zorlanmadım. Zeynep Hanım, Zeynep Hanım müsaade ederseniz. Haşlanmış patatesin üzerine kaşarı rendelemişsiniz, fırına atmışsınız. Ve kurumuş, kaşarları kurumuş. Yani hiç lezzet yok. Aynen. Peki Berke? Gayet de lezzetli. Selda Hanım'ın dediklerinin hepsini imzamı atarım altına. İmzanı atarsın. Selda Hanım, evet. Aa, ne diyorsun? Doğru. Beğenmedin. Yani sunum da yanlış. Lezzet çok yok Onur Bey yani açıkçası yani. Tuzu da yok. Bir yani şöyle bir çeşin, bir baharat alamadık yani dediğim gibi. Evet. Nasıl haşlanmış patates tadı var inanın. Ama hayır, herkes bir farklı bir baharat arıyor. Nasıl bir baharat ekleyebiliriz? Farklı değil. Genelinde farklı bunun değil. Alınması gereken bir tuz, az da olsa bir tuz, bir karabiber tadı baharatı vardır. Ya farklı bir şey değil. Ekmeği yersin fikstir, o tat alınır. Gratin yenilince de o tat alınır. Bunda o tat yok, gratin tadı yok diyor. Haşlanmış patates tadı var diyoruz. Bunu anlatamadık. Yoksa biz o karabiberi sever, o tuzu sever, bu pul biberi sever. Biz bunların hepsini ayrı ayrı istemedik ki. Dedik ki bunda az tuz ve karabiber olsun dedik. O yok. Ama sen olayı buraya getirirsen iş değişiyor. O zaman sanki seni küçümsüyormuşuz gibi olur. Öyle zaten Zeynep Hanım geldiğinden beri öyle yapmıyor mu? Estağfurullah, olur mu? Ne haddimize? Hayır. Demek. Zeynep Hanım geldiğinden beri onu yapmıyor mu? Ortak kararlarda geldiği zamandan beri bunu yapmıyor mu? Şimdi vurma Hatice Hanım'la konuşurken beni masaya araya tatma. Demin de vurdum, vurma masaya. Ama ne yapayım, sinirleniyorum Zuhal Hanım. Yani kalkıp. Ama şimdi masaya vurmak hayır, da hoş kalkıp, bir davranış. Kalkıp güzel görünme. Nereye gideceksin? Dur daha gideceğim yeni yani, geldin. Dur başımı gitme. Gideceğim. Bir gratenli beğendim zaten. Sen ne bu çabuk bu kadar çok bir şey yaptın? Burada ben hakikaten sizden daha yöresel bir şey beklerdim. Araya devamında bekler. Geliyor. Evet, aynen. Devamında yani şey, her yemeği de yöresel olacak diye bir kaide yok canım. Aynen. Yani. Biraz daha hani menünüz şimdi böyle güzel. Kebap menüsü gibi. Ha, evet, kabarık güzel bir menü sundunuz. Bu birazcık kolay ama kaçmış bak, demek de şöyle, istemiyorum. Hayır. Bir devam edelim. Zeynep'i de dinleyelim. Zeynep'ten yorum geliyor. Zeynep hazır mısın? Konuştu zaten. Hiç dur bakayım, dur dur tam bir yorum söylediğim gibi pişmeyen patatesler vardı. Herkes de belirtti. Kreması maalesef kesilmiş. Kesildi mi krema? Hayır yani, ya. Kesildi mi Gürbüz? Kesilmedi Zuhal Hanım. Kesilmemiş. Yani ama Zuhal Hanım çok yemeği... Kremayı sürdüyse... Fırında kesilmiş olabilir. Yemek... Fırında kesilmiş olabilir. İşte yani yemeği çok didiklemeyi fırının sevmem ama... Fırının içine de giremeyeceğime ama... göre... Değil mi? Kesilip mi kesilmediğini değil göremeyeceğime mi? Göre... Isı derecesini ayarlasanız hayat buna yapılırdı. Olmadı yani, beğenmedin. Beğenmedim, tadı tuzu yok. Dediğim gibi bir muskat katılabilirdi, bir karabiber. Bu zaten fix mi... Yani bu tarifin kendi şeyidir, karabiber ve muskat.
genelde krema olan, beşamel olan yemeklere bu katılır. E tuzlu zaten arkadaşlarımız da bence söylüyor. Bence siz burada emeklere saygı duymaktan ziyade insanlara böyle ilk günden böyle çok laf sokma. Yani işte hani ne bileyim yapılan emeğe işte bu neden böyle, şu neden şöyle. Geldiğiniz dakikadan beri başladınız yani. Bu hoş bir şey değil yani. Sonuçta bir emek var. Bu emeğin karşılığında da saygı duyup ya bir şeyde insan memnuniyet yapmaz mı ya? Zeynep Hanım, çorbanızın lezzetini söyledim. Bu bir strateji mi? Yani düşük puanlar mı? Ana yemeğe geçelim. Bunu vereyim mi? Yok canım? Yani beğendim mi? Beğendim diye söyleyeceğim. Ben ona göre problem vereceğim ama yani genel olarak bir ürüne de tuzsuz olmuş ama emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Şey komple istiyor tabakları arkadaşlar. Yardımcı olun. Komple verelim tabakları. Çok teşekkür ederim. Evet, keşke bir beşamel yapsaydın. Evet, yavan oldu. Yani. Bak çorba da beğendik. Lezzetsiz. Güzeldi. Ben de lezzetini beğendim. Ama bunda beğendim. Gerçekten tatsız yok. Yok, yavan. Zeynep Hanım'dan bıktım ya. Hiç susmuyor. Cır 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 cır. Çok bilmiş. Hani 12 yaşından beri mutfaktaydın. Daha buğdayın haşlanmasını bilmiyorsun. Beni rakip gördüğü için kazanmak istiyor, beni kıskandı ama yedirmezler. Doğru servis görürsün, varsın rengi şeyi farklı olsun. Görsel olarak da hiç ye beni diye bağırmıyordu. Şey altındaki tabağı da versen. Evet, bununla birlikte mi? Sonuç olarak ben görünce tertemiz, bembeyaz, gözüme yeşil de nane, beyaz tabakta o kadar güzel gözüktü ki hadi gel beni ye dedi. Ama tabii size öyle yansıtmış maydanozdan olabilir. Mı? Çok karışık evet, beyaz geldi. Tabakta üzerinde maydanoz o kadar güzel durmuştu ki. Porsiyonlar çok fazla. Tadını fazlaydı. Görünce hayal. Yani, tabak için, tabak maydanoz için porsiyonlar çok maydanoz sende böyle güzel fazlaydı. Bir intiba uyandırıyor anladığım evet. Kadarıyla. Allah şeyi Allah, çok güzel. Seviyorum. Brokayı, maydanozu, dereotunu. Ay yeşillik seviyorum. Ne güzel, evet. Ne canım, mutlu sana, sizin sağlıklı. Sizin gününüz ne zaman? Çok ne pozitifsiniz. İnanılmaz pozitifsiniz. Hatice Hanım pozitif düşünüyor şu anda. Hatice Hanım bence ilerleyen zamanlarda çok yükselecek, çok farklı tavırlar gösterecek. Bugünkü halinden farklı bir Hatice göreceğiz. Ben Onur Bey'in ne yaptığını çok merak ediyorum. Buradan mutfağı görmem de çok iyi oldu. Tabak nasıl gidiyor, ne nasılsınız şu anda? Çifte telli oynuyorum. Ne yapıyor? Yemeğini hazırlıyor. Anlayamadım. Ne dediniz? Çifte telli oynuyor. Diyorum ki çifte telli oynayacak halim yok. Yemeğimi yok, yapıyorum. Yemeğimi hazırlıyorum. Getireceğim. Sabırsızlıkla bekliyoruz biz de. Zeynep bir şey söylüyor. Söyle, duyamadım. Yani arkadaşlar mutfağa baktı hijyen konusunda ama şu an eliyle lavaşları alıp koyuyor. Bir eldiven takmamış. Ona neden sıvı olan bir şey değil. Her şeye ben eldiven takmak zorunda değilim. Menümü yani ben zaten gidip taktım. Mutfağına bakmadım. Elinizi yıkadınız benim mı? Ben size... Yıkadım tabii ki. Ben öncesinde sizlere demedim mi arkadaşlar mutfağımı kontrol edebilir misiniz diye. Ben dedi, kontrol etmedim. Bundan da yana değilim. Aslında şu an neden ondan arkadaşlarıma söylüyorum. Bir şey yanıyor galiba. Neden ondan yana değilsiniz? Bir yanık kokusu geliyor. Yani sonuçta mutfak yanık benim kokusu yaptığım. Değil. Yetiştiremeyeceğinizi etlerimizi çok da güzel yetiştireceğimi düşünüyorum. Zaman, her şeyim de pırıl pırıl olacak. O zaman çünkü mutfağa girmesine bence ben lavaş elleriyle tutmasına tepki gösteren var mı Zeynep'ten başka? Eğer yemekleri elledikten sonra yıkamadıysa tabii ki yani, yani tabakları aldıktan da sonra acaba bizim de elimizdeydi o tabaklara. Bey, önemli. Onur Bey. Buyurun. Boşları aldınız ya bizim şeyleri. Ellerinizi yıkadınız mı lavaştan önce, lavaşı koymadan önce? Evet, yıkadık. Ha, tamam o zaman. Ya, ellerini yıkamış mıydın? Önemli bir şey tabii. Yıkamıştım evet. Ha, tamam. Çünkü kabuk acağı tutuyorsunuz ya Onur. İster istemez sağa sola elliyorsun, bir şey oluyor. Bazen mesela çöpe bir şey atıyorlar, bir şey koyuyorlar falan. Olabilir gayri ihtiyar, yani yıkamışsındır tabii ki de dikkat çekince şimdi yani Zeynep dikkatimizi çekti. Yalnız Zuhal Hanım, Onur Bey'in elini yıkadığını ben zaten düşünüyordum ama hani mutfağı kontrol eden arkadaşların, kontrol etmek isteyen arkadaşların buna dikkat etmemesi benim işim. Konu oraya geldikten sonra sana evet diyor, sordum, gitti bize çünkü. Sordum zaten eldiven kullandınız, şey elinizi yıkadınız zaten mı diye. Zaten eminim ki Selda Hanım'a soracak. Ama işte dikkat çeken ben olmam. Eldiven kullanmasa da elini yıkamış olması. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biraz güzel, sonra lavaşı siz neyle tüketeceksiniz oldum. Merak ediyorum. Eldiven getireyim mi isterseniz? Biz de tabaklarımız. Yapansızsınız ama. Onur Bey yani. Eldivenleri yani ben yani elimle dokunduğum şeyi kendim yiyebilirim. Tabii, çünkü tabii burada ellerimizi yıkıyoruz malum. Ben kendi elimle yiyeceğim. Ben ellerimi yıkamadığımı sana kim söyledi? Diyorum ki Onur Bey, ben sizin yıkadığınızı düşünüyorum. Bakın beni yanlış anladınız. Burada yanlış mutfağa hayır, o yüzden yanlış anlıyorum. Duymadınız siz beni. Ben dedim ki oraya mutfağa giden arkadaşlar bu kadar hijyeni düşünüyorlarsa dedim. Neden buna takılmadılar da bu benim dikkatimi çekti dedim. Ben onu
Hani teşekkürler. Şey yaptığını belirttim. Buna takılmadığını kim söyledi? Ben buradan zaten başladığından beri orayı izliyorum. Konunun tamamen bitmesini ve servise gelmesini bekledim ve direkt sordum zaten elinizi yıkadınız mı diye. Ben söyledikten sonra evet sordum sen. Sizin önce söylemeniz veya sonra söylemeniz bir şey fark etti. Ben açmasaydım hiçbir şey söylemeyecektim. Hayır, soracaktım. Zaten servisi bitmemişti. Hala devam ediyordu ve burada farklı bir konu konuşuluyordu. Tam servisi devam ederken uyarıp belki eldiven takacak, elini yıkamayacak. Ya zaten koymuştu, hazırlamıştı her belki şeyi. Belki başka yani değiştirecekti tabağını. Yani yarısına geldikten bilemeyiz. Sonra eldiven takmasının bir anlamı belki var mı? Belki değiştirecekti tabakları. Zeynep Hanım'ın bence dikkat çekme çabaları bunlar. Bence de Zeynep Hanım böyle şey yapacak. Bence Zeynep Hanım'ın farklı bir şey var. Konuşurken de gözlerine özellikle bakıyorum. Söylediği şeyle düşündüğü şeyler bence birbirine tutmuyor. Öyle mi anladın? Yok, ben üslubumu düzgün tutmaya çalıştığım için düşünerek konuşmayı tercih ediyorum. Çünkü üslup çok önemlidir ya. Tabii ki de üslubumuza hiçbir hani şey böyle, söylemedim zaten ama böyle gözleri başka, dili başka diye söylüyor derken. Kesinlikle. Şimdi buraya hepimiz yarışmaya geldik. Evet. Zeynep Hanım'ın bence amacı farklı. Ne? Ben 50 bin lirayı kazanmak istiyorum. O çok farklı bir hiç defa duyuyorum. Ben de çıktı o ya. Amacım bu yani. Kendi de 20 TL mi veriyormuşuz biz? Ben gezmeye geldim. Neye gelmiş sence? Gezmeye geldim. Dur merak ettim Fikri. Şey yapalım, yarışmadan sonra ben size İstanbul turu attırayım isterseniz. Hep birlikte gezelim. Aa gerçekten o zaman yarışmaya gelmeseydi. Hayır kızımı da alayım. Niçin buraya geldim size? Şimdi Samsun'dan geldim gezdireyim diyor, kötü bir şey söylemiyor. Hayır yok hayır. Yok kendisi şey dedi ya 50 bin lira için geldim dedi ya. Toprağım sayılır diyor, toprağım diyor. Aa 50 bin lira için mi geldim diyor. O yüzden geldiğinden beri hiç susmuyor. Ama Tonal nasıl saptırdınız? Selda dedi ki ben gözünden başka söylediklerinden başka bir anlam çıkarıyorum. Hayır müsaade ederlerse herkes çok. Bu arada sunum nasıl? İçecek olarak ne istersiniz? Ayran. Ne var? Ayran var. Bunda ayran içilir. Ayran, evet, ayran. Ayran alırım ben. Ayran mı? Ben alırım. Ben ayran var. Evet. Başka sarı şalgam içecek. Suyu var. Sarı kola suyu, var. Kola siyah. Var. Siyah. Kola diyebilirsiniz. Kola, portakal suyu. Sen kola. Portakal alayım, portakal. Portakal aldım. Ben de ayran. Ben ayran. Tamamdır. Şu bardakların hakkını verelim, getirmiş o kadar. Evet. Zuhal Hanım sunum güzel bence. Bence de güzel, ama baksanıza. Bir eleştirim olacak. Şöyle. Bulgur pilavı istemiyordum hiçbir zaman. İnşallah dedim hani haftamda bulgur pilavı olmasın. Neden, sevmez misin? Ben hem sevmem hem de ben bu yarışmaya yakıştırmıyorum bulgur pilavını. Aa. Evet. Kolay mı geliyor sana? Kolaydan değil yani, çok için böyle sıradan geliyor yani. Normal pilav olsa daha iyi olurdu bence yani. Hmm. Gerçekten. Pirinç pilavı olsa daha iyi olurdu. Hiçbir zaman pirinç pilavı bulgur yani bu cağ kebabın yanında ya böyle olmaz, tercih edilmez. Ya ben seviyorum yani, ne bileyim. Berkeciğim getir bardağı. Ben portakal dedim. Ha kola kim geldi? Benim önüme koydu da şişeyi. Ben kim istemişti kola vereyim? Ben dolduracağım Zuhal Hanım. Buraya koy. Açtım ben senin için. Yardımcı olayım. Yok yok ben portakal istedim. Sonra değiştirdim Onur Bey yani. Şiş güzel bu arada Onur Bey. Efendim? Güzel. Şiş güzel. Evet. Afiyet olsun. Yani pişme derecesi de güzel bence. Afiyet beğendim olsun. Beğendim yani. Bulgur pilavını suyla mı yaptınız yoksa bir et suyu, tavuk suyu koydunuz mu? Hayır, normal suyla yaptım. Evet. Salça kullandınız. Kendiniz domatesten şey harmanlamadınız. Hayır. Yani sivrilmek istemiyorum ama bir parça et attım ve hala onu çiğniyorum. Sanırım Onur Bey bana gıcık olduğu için en sinirli eti benim önüme koymuş. Attığım et sinirli geldi. Aa, hala şu an ağzımla çiğnemeye kuzu çalışıyorum. Kuzu o kadar olmaz kuzu aslında. O kadar sinir olmuş ya. Ama yani şu an çıkartıp gösteremeyeceğim için hala ağzımda sakız gibi şu anda çiğniyorum. Sinir gelmiş Zeynep'e. Hatta şeye gittiğim zaman, alışverişe gittiğim zaman ben etin sinirsiz yerinden aldım. Öyle bir şey kesinlikle olamaz, kabul etmiyorum. Yani ağzımdan çıkarıp gösteremeyeceğim için Onur Bey. Ama zaten kuzuda sinir olsa bile ben de ağzının içinde göremeyeceğim için. O kadar sert olmaz. Ama hala çiğniyorum. Yani kıyırtısını büyük almadım. Büyük parça mı aldın? Hayır şöyle bir zaten parçayı aldım. Çok küçük yani şöyle sinir ne kadar olabilir ki? Bence yani gerçekten bahane bulmak için elimde burasını. Şöyle bir parçayı var aldım şöyle küçük yani bölümü için. Zeynep Hanım. Bakın onu elimde peki ikinci koca şiş de var. Şöyle gözlerimi 7-8 açtım. Bakın bir tane pardon, sinir koymamış. Müsaadenizle Zuhal Hanım çıkartacağım inanmıyorlar. Yani göstermeyeceğim. Yani burada arkadaşlar. Hayır yemekte, yemekte şey çıkarılır mı? Çıkarılacak bir şey. Göstermeyeceksiniz hala değil mi? Hala tabii ki göstermeyeceğim. Hayır, göstereyim diye çıkardınız ya. Hayır. Dürdüm. Bir keresinde can lavaşı kebabı bak içine alacaksınız. Demin benim yaptığım gibi şunu şöyle çekeceksiniz. Oh. İçine domatesini koyacaksınız. Bir düreceksiniz.
Kibar kibar kesiyorsunuz. Niye öyle yapıyorsunuz? Bak ayırın burada iki tane tabak koymuş bu tabağınızda. Vallahi bir ben dürdüm yedim ha Onur. Neden o lavaşı şey yemiyorsunuz? Hayır. Bak ayırın ben, tabağı ben içine normalde... koyun. Közlemiş bak domatesi, biberi koyun şöyle bir. Zuhal Hanım normalde ben kebap, et çok seven biri değilim. Ne yapalım? Yok tadını yorumlayacağım. Yani böyle sarıp daha keyifle yiyemem. Ben seviyorum. Ama böyle mıcık mıcık çöp şiş. Çöp şiş çöp şiş de mesela hepsi lavaşa konulmaz mı? Şey yermişsiniz gibi. Normal et gelmiş, steak et de kesiyorsunuz onları da. Bence yani siz bilirsiniz tabii ama Hakkı öyle çıkar diye düşünüyorum. Yanlış mıyım Onur? Doğru yani. Yo sunumu çok güzel. Lavaş koyması bak bu bunun sunumunu için, beğendim. Evet, pilavına bir şekil vermiş. Çok uygun. Domates, evet. Biber közlemiş. Geçenlerde birisi patlıcan kebabı yaptı. Ne domatesi vardı, ne biberi vardı, ne soğanı vardı yanında. Kuru kuru bir et geldi. Lavaşı da yoktu. Yani ben lavaşı boşuna koymadım yanına. Bak ben vallahi dürdüm yedim. Lavaşı siz mi yaptınız Onur Bey? Hep aynı soruyu sordunuz. Ben de her seferinde cevapladım. Kaçırmış olabilirim. Hayır. Çünkü neden? Ha. Lavaş için tandıra ihtiyacımız var. Tandırda olmadığı için tavada da ekmek gibi oluyor. Zaten, hiç güzel olmuyor. Zaten bu lavaşın burada yapılıp yapılmadığı belli. Tabii yani belli anlarsın, olur. Evet, anlarsın buradan deliğinden anlarsınız. Pişme seviyesinden anlarsınız. Yani burada yapılmadığı apaçık belli. Yani çünkü yapamam, tandır yok yani. Neden bizim annelerimiz bunları Ramazan'da yufkanın hani o yumuşağı olarak yapıyorlar bu ya? Bu tandırda yapılır ama. Bu tandırda yapılır. Tandırla tava farklı birbirinden. Saç dediğiniz şey bununla o aynı şey değil. Bizim Hatay'da da çok yapılır fakat evet. O saçta pişer. Yani size kuzu şiş yapmışım. Yani her şeyi yöresel, tarihi onu da konuşacağız. Yapmışım. Siz halen daha yani burada... yok lavaş ben değilim. Yaptım. Bu iki salatayı neden aynı tabağa koydunuz? İki salatayı neden aynı tabağa koydunuz? Neydi? Soğan? Soğan söğüş. Salatası ve evet. Soğan ben söğüş. Ben de diyorum buraya niye soğan çok var? Neden soğan, böyle yapmışsın? Neden ayrı koyayım ki? Nasıl ya? Öyle geliyor. Yok ayrı koyabilirim. Şu tabağa koysaydın ya soğan söğüşü. Kendi evet. Pişme oranı. Peki neden ayrı koyayım ki dedin ya? Niye ayrı yazdın? Neyi ayrı? Evet iki ayrı evet. İsim yazdın. Niye ayrı yazdın? Aynı yazmıştım. Yo ayrı aynı. Ayrı. İki ayrı salata olarak yazmışsın. Bak, bir soğan söğüş bir de çoban salata. Evet bir şey söyleyeceğim. Aynı koymayla aynı mı? Bak zaten ikisini karıştırmamışım. Ayrı ayrı koymuşum. Yan yana. Ama bunlar soslu güzel. Ya. Ama yani ikisini karıştırıp da. Hayır salatayı ikisini karıştırıp da. Ben senin desem ki soğan söğüş veyahut da salata o zaman dediğiniz haklı. Ben zaten belirtmişim. Ama Onur Bey şimdi bunu ana yemek gibi düşünmeyin. Ana yemekte bunları aynı sabaha koyabilirsiniz. Herhangi bir şekilde tatları birbirine karışmaz. Fakat salatada sos kullanıyoruz, baharat kullanıyoruz, yağ kullanıyoruz. Ben mesela salata yerken dibinden o sosundan tadını almak isterim. Yani sosunun tadına ekstra bakıp salatayı öyle değerlendirmek isterim. Yani burada ayrı tabak kullanabilirdiniz veya emek... bir tane salata seçebilirdiniz. İki tanesine gerek yok. Bu menüye ben sizin yerinizde olsam sadece soğan söğüş zaten olarak seçerdim. Zaten soğan olan bir salatanın yanına soğan söğüş de ne kadar doğru bilemedim. Ve Zeynep Hanım'a bir konuda daha katıldım. Zaten... Şurada bana da sinir geldi. Aa yani. Sana da mı geldi? Geldi. Bir tek Zeynep'e geldi sinir zannetmiştik. Demek gerçekten geldi. Berke Bey maşallah kalmışım. Bütün tabağı bitirmişsiniz. Yok canım ben şeyden aldım. Ama saatlerde ağzınızda durdum ya bitmiş Berke kalmamış Bey. Yani siz yemin olsam puan bekleyebilirsiniz. Siz ayırdım kenara. Ben fark etmedim. Bakın, ağzıma attım. İlk lokmamdı. Ben fark edemediğim için ağzıma attım. O yağ değil mi? Peki bir şey soracağım size. Bir saniye o yağ değil mi? Evet. Çok şey gibi geldi böyle. Bir şey söyleyebilir miyim? Hayır o yağ o hepimizde var. Alırken sinirsiz yerinden istiyoruz, rica ediyoruz. Kuzu et istiyoruz. Özellikle hı hı. Sırt bölgesi. O zaman kasabın su. Aynen onu istiyoruz. Şimdi ben buraya... Yağ olur yağsa eğer. Yağ da olur. Tabii ki. Bakın onda da var. Bak, bende evet, de var. Ama yağlar da konulur ya arasına. Herkes olması gerekiyor. Yok, tat vermesi için. Yağ değil. Bendeki sinir diyor ama Zeynep. O ben yağ değil. Ben çiğnedim ve yutamadım dedi çıkardı. Ya etteki sinire takılmamak gerekiyor. Ben zaten geldiği gün saatten beri sinirim ona. Patlıyorum burada. Ama asıl önemli olan sinir. Zeynep'in kendi sinirim. Etin siniri değil mi? Yani onun sinir... Öfkesini bir şekilde yani yansıtmaya çalışıyor ama beceremiyor. Ne öfkesi? Niye öfkelersin? Bir öfkem yok sabahtan geldiğiniz beri burada gülüyorum, beri gülümsüyorum, geldiğiniz, size geldiğin, tebessüm geldiğiniz ediyorum. Geldiğiniz saat hiç de öyle değilsiniz. Tabii ki. Görünüşünüz de yapışınız hiç aynı değil. Bu soğanların bunun yanında olması gerekiyor. Genel olarak baktığımızda bu soğan normalde cağ kebabının böyle yanında sunulur ya. Şöyle çünkü belki onu diyordu değil mi? Evet. Bu tabağın yanında olması gerekiyor. Niye koymadın? Buraya koydun neden genelde yani, neden soğan. Neden koyabilirdim ama daha rahat olsun diye. Hani tıkış tıkış. Bence burada daha mı rahat? Değil. Yarısı... Değil ya bir de soğan bence olan bir salata gerçekten de Zeynep'in dediği gibi soğan olan bir salata yanında soğan söğüş koymak ilk defa böyle bir şey görüyorum evet, ben. Evet. Buraya koysan eyvallah bak
Şaman, köz domatesi, köz biber, yanına da soğanı. Çok daha yakışır. Bu ne mana yani, ben de anlamadım. Evet, salatanız bence şu menünün yanında salatayı hiç bu şekilde koymasaydınız daha iyi olurdu. Peki yemek nasıl Selda? Başlamışken devam edelim. Yemek pilavı beğenmedim. Neden beğenmedim? Tuzsuz. Şimdi çorbaya veya diğer yemeklere... Selda Hanım, siz de geldiğinizden beri hep tuzsuz. Ama birazcık koysaydınız, pilavda dikkat etmek gerekiyor tuza. Çünkü çorbada, çorbanız da tuzlu bu arada. Ortalama ne kadar yemeklere siz tuz koyuyorsunuz genel olarak günlük hayattan sonra? Benim el ayarım çok iyidir, göz ayarım çok iyidir. Göz kararı. Ama göz ortalama kararı, tariflerde kararı hep ne deriz? Bir tatlı kaşığı değil mi? Yemekten yemeğe değişir. Yemekten yemeğe değişir ama bir tatlı kaşığı. Ben örnek veriyorum. Ne kadar koydunuz? Bir bardak bulgur kullandıysanız. Ben de hayır, göz kararı koydum ama gene... Genellikle tatlı kaşığından aşağı düşmem yani. Kesinlikle. Tatlı kaşığı var mı? Bir tatlı içinde kaşığı koysaydınız bu kadar. Bu kadar olmaz mı? Yok bu kadar. Koydum tabii. Hayır ki ya. O zaman yaptığınız tuzun tadına bakıp atmadınız. Ekstra yani suyunun tadına her bakabilir. Tuz hadi canım ya, şeker tozu attım. Hayır, her tuz markasının verdiği reaya farklıdır. Tuzuna bakar mısınız diyor ya. Bu yemek mi ki tuzuna bakayım? Hayır, tuz olduğunu nasıl bakabilirim? Tuzun hayır tadına bakarsınız yemek keskinliğine yaparken. Yemek yaparken o keskinliğe göre ya fazla atarsınız ya az atarsınız. Neden çünkü o kadar her marka ki? Her marka farklıdır çünkü verdiği bu keskinlik. Tuzun tadına bakmak. İyotlu, iyotsuz. Selda Hanım, kaya siz tuzu, duydunuz mu? Tuzu, Himalaya tuzu. Ben tuzun tadına bakıldığını hiç duydunuz mu? Ya şöyle, kaya tuzunda tabii ki diğer tuza göre daha keskin fakat peki, tuzun tadına bakarak... Tuz sonra konuşuruz. Tuzsuz dedin, pilavı beğenmedin. Et nasıl? Kuzu şiş. Etin lezzeti güzel. Ben daha önce cağ kebabı yedim. Çok da severim. Peki bu cağ kebabı mı? Cağ kebabı tadında. Da kuzu şiş. Cağ kebabı tadında kuzu şiş. Cağ kebabını orijinal halini de çok severim. Burada o kokuyu verebilmişsin. Ben kesinlikle yapamaz diye düşünüyordum. Çünkü süre olarak uzun bir süreye ihtiyacın vardı normalde. Fakat o soğanın aromasını verebilmişsin. Yani ben kuzu tadı, kuzu kokusu almıyorum. Peki salata nasıl? Salatayı beğenmedim. Hem soğanı hem çobanı evet, da yan yana koyduğum şöyle, için. Yan yana koymaktan ziyade... Soğanlarının birazcık ölmesi lazım. Aynen ister. Katılıyorum. Çok soğanların biri bu kadar diri olması çok beni biri rahatsız etti. Çok büyük. Yani biraz önceden süş. Ama hayır, böyle olmaz. Önceden nasıl biraz yaptım, tuzda olmaz bekletebilirdin. Zuhal Hanım, aslında biliyor musunuz biz Erzurum cağ kebabının sonra... yanında biz soğanları öyle bile yapmayız. Böyle direkt ben yumruğu vururuz. O başka bir şey. O başka bir soğanı şey. O başka öleriz bir şey. O bambaşka bir şey. Daha lezzetli. Onu da pişirirsin mangalda soğanı o zaman. Böyle evet, lokum gibi pişer. Üstüne biraz nar ekşisini falan filan. Düşünmedim da, değil biliyor musun? Bu böyle keşke bir, yapsaydınız. Keşke yapsaydım. Keşke. Vallahi keşke düşünmedim yapsaydım değil ama dedim ki hani... Olabilir canım. Herkes yani, bir şeyleri yapacak, bir şeyleri yapamayacak. Onu yapmış, olabilir. Onu yapmış olsaydınız ekstra hiçbirine ihtiyaç duymazdınız. Bence de çoban satısına da gerek kalmazdı. Evet. Evet Hatice, sendeyiz. Genel olarak bence eti çok güzel pişirmişsin. Tam kıvamında olmuş yani. Öyle denildiği gibi ağızda büyümüyor, dağılıyor gidiyor. Et çok güzel olmuş ama cağ kebabı mı? Cağ kebabı değil. Zaten cağ kebabı çok olmadığını güzel belirttim ben. Cağ evet kebabı tadında. Evet. Selda Hanım dediği gibi önemli olan zaten orada cağ kebabının yani kokusunu, tadını verebilmek Selda evet Hanım. Ne yaptın onu verebilmek için? Aynı sosları, aynı baharatları kattım. Okuladı. Sadece hani onu biz diğer ekipmanların burada yapamayacağımız için evet, şiş de kesmedik de biz kendimiz ben akıp... Bir şey sormak istiyorum. Kuzu şişte hangi baharat kullanılıyor? Yani cağ kebabı ile onun arasında çok büyük fark nedir? Ya biz nasıl ayıracağız şimdi? Bu yöreden yöreye değişir. Kuzu... Kekik katıyorlar. Yok, normal kuzu şişte diyor. Cağ kebabının nasıl ayıracağız? Ne fark? Sen aynı tadı verdim diyorsun mu? Tamam, söylüyorum. Biz bunda mesela soğan, karabiber, tuz, evet, bir de işte bazen yoğurt katıyorlar, bazen sade soda evet katıyor. Bu değişiyor. Böyle ama bazı yerlerde mesela yok, daha fazla Erzurum baharat. Yok, Erzurum yöresini yapsın ya. Biz o Erzurum yöresine göre değerli. Erzurum bunlar yöresinde kuzu şişi nasıl yapıyorlar? Erzurum'da, şimdi dedi ya Erzurum'da hani zaten cağ kebabı tadında kuzu şiş. Şey yok, Erzurum'da kuzu şiş yok ki yani zaten. Normal kuzu şiş istersin kebapçıda, o ayrı ama hani Erzurum'a ait bir kuzu öyle şiş kuzu yok. Kuzu şiş yok. Yani yöresel bir şey arıyorsa. Yani evet, şöyle, normal kuzu yok şiş yapıyorlar. Tabii ki gibi şunu söylüyorum. Erzurum'da bir cağ kebabı vardır. Hani dediğiniz gibi Adana, Urfa'dır vardır. Erzurum'a ait bir kuzu şiş kebaplar var. Yok. Evet, cağ kebabı var. Kuzu şiş var yok. Bunu ben kendim yani şu an belki de hani bilmiyorum başka yapan var mı ama şu an ben yaptığımı inanıyorum. Çünkü böyle bir şey zaten yok. Bunu ben burada ekipmanım olmadığı için anladım, hani peki onun havasını verebilmek. Anladım. Kuzu şiş olarak güzel olmuş. Güzel. Etin çok güzel pişmiş. Pilav? Pilava gelince yani pilavı ben daha çok şeyli beklerdim. Hani tane böyle... tane olmamış mı? Yok, pişmesi tane nasıl? Tane olmuş.
Ama suyla yapılmış, su tadı var. Bir mesela bir tavuk budu haşlayıp tavuk suyuyla yapabilirdin. Daha güzel olurdu. Şey ya da ne bileyim bir kendi memleketinden işte domates salçası getirebilirdin, domates sosu i̇şte getirebilirdin. Orayı karıştırıyorsunuz. Ya da buradan bir domates sosuyla yapabilirdin. Bizim yöremizde salçamız yok. Biz Erzurum'da salça yapılmıyor. Bizim Erzurum'da tamam, domates sosuyla yapabilirsin. Ben Erzurum'da da bir şey söylüyorum. Domates sosu koymuşum. Buna domates kattığım zaman buna şimdi tavuk suyu diyorsun. O zaman da diyeceksin ki cağ kebabının yanında ne alaka olur tavuk suyuyla şey. O zaman bunun içinde salça var. Kesinlikle salça da domatesle yapılmış. Oradan yürürüm. Hayır, katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü ben burada yapmış olduğum menü farklı. Ben getirip pilava peki, tavuk suyu devam katamam. Etmemiz gerekiyor. Salata nasıl? Salatayı beğenmedim. İkisini yani ikisini karıştırdığı için. Soğanı daha çok böyle mangalda yapıp hazır mangal yakmışsın. Onu böyle dilimleyip böyle bu kenarlara koyabilirdin. Çok hoş bir görüntü olurdu. Çok da güzel olurdu. Genel olarak sadece etini çok beğendim. Ellerine sağlık. Belki? Ben servise bütün olarak bakıyorum. Sinir olmasa et çok güzel. Yani şişi çok beğendim. Pilavda tanelik var. Tane tane fakat tuzlu değil. Sizin sinir dediğiniz yağ zaten. Evet. Sinir Onur Bey. Yani bence öyle. Ondan sonra salatayı da beğenmedim. Yani şu ikisini bir araya koymanız bence çok güzel olmamış. Yani soğanı şu tabakta koysanız çok güzel olurdu. Şu serviste şişin yanında. Aynen. Burada bir karışıklık olmuş açıkçası. Ama onun dışında yani şişin tadı güzel. Pilavın da taneliği güzel. Ama onun dışında siniri, tuzsuz olması ve salatanın böyle karışık olması açıkçası çok hoşuma negatif gitti. Yönleri diyorsun. Evet. Belki abi bir şey sormak istiyorum. Bu tabii. Sinir mi yağ mı? O ya. O ya ama şimdi bakın anlatamam ki yani sinir gerçekten sinir şimdi geldi. Şimdi Zeynep yedi. Ay, sen yemediğin için. Hayır. Sen de böyle muhallakta kaldı. Sana gelen yağ mıydı evet. Yoksa sinir miydi? Hayır, şimdi o yedi ama sinir yani kıyır kıyır ses evet, evet. Vardı. Hayır bir, şey, hayır bir şey söyleyeceğim. Kuzumun bir kez orada sinir olma ihtimali çok 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 düşük. Bunu istediğiniz kasaba her yere sorabilirsiniz. Zeytinde de sinir ne iş var arkadaşlar? Yani, ya yani biz ben burada şey şeyledim. Zeynep Hanım'ı desteklemek için. Yani bu biraz porsiyon ikinci olmak ben onu söylüyorum. Zeynep Hanım'ı destekleyin. Bu porsiyonda bu kadar var mı? Desteklemek için söylüyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Zeynep Hanım'ı desteklemekle ne kazancım olacak yani ben? Yani sinir olduğunu düşünmüyorum ben. Bir çıtırt etti ama yani. Ya. Ha yedin mi? Yemeden bize gösterdin zannettim ben. Yok yok. Ben de öyle düşündüm. Şu. Ama bakayım bir. Bu bıçakla şöyle bir yapın istersen. Bir de zaten şurada sanki pişmemişlik olayı mı var bilmiyorum. Al bakayım bak bakayım. Yağ mı sinir mi? Yani Berke Bey bütün yağ şişleri bitirmişsiniz. Bitirdikten yağ. Sonra burası pişmiş. Olmayan burası yerinden aldım. Burası olmayan sinir yerinden. Değil. Bu Selda et yok. Kızardığı için böyle şimdi görünüyor. Bu et bunda. Bak ben seyircime bir göstereyim bakayım. tv8başvuru.com ve emekliyiz Instagram hesabına hem başvurularınızı hem de bu etle ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Yağ mıdır sinir midir? Yağ gibi duruyor. Evet. Ben cevap vereyim. Yağ. Al canım çatalını Berke. Peki Zeynep sendeyiz. Yani genel olarak sunum görsel güzel. İyi anladınız. Genelde görsel sunum evet güzel. Salatanın bu şekilde servisini ben de beğenemedim. Zaten soğanlı bir şeyin yanı soğan olacağını çok düşünmüyorum. Pilav tuzsuz. Yine et de aynı şekilde bir tuzsuzluk var. Sinir dışında evet güzel pişmişti. Bir ama tane mi geldi öyle? Bir tane evet başka bir baktım tane bir geldi. Tanesi o bana hatta bana hani birazcık da espri aslında söyledim ama beyefendi yanlış anladı. Bana gıcık oldu baştan acaba o yüzden mi sinirli eti bana verdi gibi bir espri bak, nüans yaptım ama onu maalesef kendisi yanlış anladı. Genel olarak hani lezzetsiz maalesef yani şöyle lezzetsiz bir tuz ayarı olmadığı için ne yazık ki o lezzeti buram buram alamıyoruz. O tuzun verdiği o dışarı çıkarttığı lezzetler maalesef yok. Gayet ben tuzlu. Ama onun için sunum ve pişme belli. Derecesini beğendim. Salatayı söylediğim gibi soğanlı iki tadına baktınız mı? Eline sağlık olur. Sen yedin evet, mi? Evet pilavda yedim, cağ kebabını da yedim. Pilavın tuzu nasıl sence? Gayet iyi. İyi mi? İyi mi? Bir de niye soğuk geldi pilav? Ben ilk bana verdim, ben tattım çok soğuktu pilav. Niye? Isıtmadın mı? Zuhal Hanım. Allah Allah, soğuktu bana soğuk geldi. Zuhal Hanım, domatesle biberi de ekstra kalem olarak koymuştu ya. Bunların ha yazdırmış mı? Yazdırmış. Tabii tabii vardı. Yazdırmış, vardı. Gayet güzel yapmış güzel. O zaman evet. Değil mi? Vardı. Çok, çok güzel, yapmış. Ben hatta dürümün içine ezdim domatesi ben koydum. Çok güzel. Yazdı, güzel közlemişsin. Için ekstra keşke soğanı istedim. Da atsaydın, müthiş olurdu. Ya işte isten isten konuşuyorlar, üç maymuna benzetiyorlar, beni eziklediğiniz diyorlar. Şovlarını yapıyor. Bu kadar tepede olduğunu söyleyen bir adam cam kasenin içine hem salatayı hem soğanı koydu. Önümüze koydu ve dedi ki menüye ayrı ayrı iki tane bir şey yapıyormuş gibi yazdırdı. Neden aynı tabağa? Ne fark eder ki dedi. Aynı tabakta getirmeseydi keşke. Çünkü beğenmedim onu. Aynı tabakta olmasını uygun görmedim. İkisi birbirine karışmıştı zaten. Sosları birbirine karışmıştı. Yani net soğan kokusu alıyorsunuz. Net soğan kıtır kıtır soğan tadı alıyorsunuz. Onu alıyorsunuz.
Onun birazcık ölmüş olması gerekiyordu. Zeynep Hanım artık şaşırdı ne diyeceğine. Tamamıyla iyi niyetten söylüyorum. Yardım edeyim mi yoksa oturayım mı Onur Bey? Efendim? Yardım edeyim mi? Burada da bırakabilirim diyorum. Zuhal Hanım. Bence mutfağı görme çabası tamamen. Hiç değil. Tamamen şuradan öyle. Da bırakabilirim. Yani şu siz görmek baştan... Görmek istesem başta söyler. Yardım ben istemiyorum. Ben kendimi mutfağıma sokmayacağım. Şu anda da söylüyorum size. Yardım istemiyorum. Bence özel alanım o. Yani bu yarışmadaki tek kişisel alanım mutfak ve ben kişisel alanıma girilmesini istemiyorum. Kişisel alanınıza girmiyoruz ki sizin. Benim için öyle. Ben de sizin kişisel alanınıza saygı duyuyorum. Orada bize hizmet ediyorsunuz. Ama ben yarıştığım gün burası benim evim. Doğru. Ben yarışıyorsam burada bence o gün burası, burası benim. Bence burada siz yetiştiremeyeceksiniz ve o yüzden şimdiden set çektiniz. Çarşamba günü görüşürüz. Göreceğiz. Merakla bekliyorum. Ben başka bir şey söylemek istemiyorum. Merakla bekliyorum. Görüşürüz. Sizin gününüzü merakla bekliyorum. En çok merak ettiğim ve mutfağınıza girmek istiyorum. Boklar sana döndü Zeynep. Herkes seni bekliyor. İnşallah ben işte hiç kimseye kaktırmadan yemeklerimi sunacağım için Zuhal Hanım'a. Ne yaptırmadan? Kaktırmadan. UKK yapmadan. Ben UKK yapmak sanattır. UKK. Tamam, UKK yapmak bir sanattır. Onu ben ne yapıyorum? Evde ne varsa karıştırıp türlü ortaya sunuyorum evet. Ama bunu kaptırıyorum yani diye kimseye de söylemiyorum. Düşünmek, becermek, birinin önüne koymak, onu beğendirmek, onların hepsi yetenek kabiliyet ister. Bunu da kendine güvenen insanlar yapar ve ben bunu yaparım der. Siz birine zaten laf sokarak, birini ezerek bir şey yaparak zannetmeyin ki çok başarılı olup bu yolda ilerleyeceğim. Yani ben böyle kimseye bir şey kaktırmıyorum kusura bakmayın. İzleyicisiyimdir fanatik olarak böyle diyenlere hep hüsran oluyor ya. Umarım İnşallah öyle mi diyorsun? Umarım görüşürüz. Evet. Belli ben, olmaz. Hem böyle konuşan fazla. Hem de çok güzel yemekler çıkaranlar da oldu. Çok genelde çok iddialı olanlar genelde böyle bir tosluyor yani. Evet. Öyle mi? Ama evet. İddialı olmadığım yere başvurmam, katılmam. Bravo. İddialı sizin için demiyorum. Yemekte tecrübelerime dayanarak hep böyle iddialı ben olan. Ben de izliyorum. Gerçekten ben bak hiç boş çıkmadım şu ana kadar. Ben 5 aydır evdeyim hiç kaçırmadan izliyorum. Teşekkür ederim. Onur Bey tatlınızı veriyorum. Merakla bekliyorum. Çok severim. Çok severim. Herkes seviyor. Benim de en sevdiğim tatlıdır. Oo. Bu iyi bir şey yani, mi senin açından? Ben. Kötü bir şey mi bilmiyorum. İnşallah tatlıdan bizi savunacak. Kriterim kıtır olması dediğim gibi yani. Bir keserken kıtır. Çok... Evet. Şimdiden... Gördüğüm kadarıyla değil. Kıtır. Evet, yapma ya. Hamur görünüyor değil. Ama inşallah değildir. Anlarım. Zaten kızartmanın o altın sarısını o böyle bir değil daha... Mi? Benim tabağımdaki mesela daha kızarmış görünüyor. Benim de tabağına göre. Onur Bey şerbetini çok fazla... Şerbetini dökünce çok mu eridi? Hani çok mu sıcak döküldü? Mesela kadayıf birleşmiş böyle hamur gibi olmuş. Hayır gayet de ölçüde bak. Gayet de iyi bir şekilde. Bana gelene bak. Bu sunucuya verilir mi? Sanırım en olmuş. Kızarmamışını bana vermişsin. Bana. Hocam en güzelini bana vermiş. En güzel renk olarak. Benimki de en kurtaranı benimki. Sizinki çok güzel. Renk olarak benimki de ah, fena. Yanlış yere oynamışsın Onur. Aman ama rengi ne kadar güzel olursa olsun dışındaki sizinkiler... çıtırlık kalmamış. Ya hamur öyle olmuş, gözüküyor evet. Ama. Değil, çıtır değil. Görünmüyor. Bakın. Ah, yani değil. Bildiğiniz hamur olmuş. Orası hamur. Da hamur olmuş, burası hamur. Da hamur olmuş. Kadayıf oldu nasıl olmaz ya? Gayet de güzel oldu. Çekimlerde dıcıltısını duymadık mı beraber? Kızarıklı... Benimkini beti benze atmış. Hayattan soğumuş benim bence kadayıf. Tabakları karıştırdı. Ve yumurta tadı geliyor. Eyvah. En önemli şeydir. En önemli şey odur evet. Bildiğim kadarıyla. Ama bildiğim bir tadına kadarıyla... bakın sizde bayağı buram buram yumurta tadı geliyor. Yani iyi çırpamamış muhtemelen. Sütle de karıştırmadıysa yumurtayı. O yumurtanın yani bir yumurta şeyliği geliyor. Yumurta tadacak zaten yumurtayı da yaptık. Boş boş konuşuyor. Zeynep hiç susmadı ki geldiği günden beri. Yumurta hakikaten çok fazla olmuş. Onur Bey bizim salatalarımızı benim... almadınız aslında. Ben size yardım teklifinde bakın. Bulunmuştum ama. Gerek aa, yok. Salatalar mı kaldı? Alırım ben. Alın, yani tatlıya başlamadan yani. Önce çay getiriyorum çay. Olmuş.
Açar mı yaptın? Evet. Demin söylemişti Selda açar. Ay teşekkür ederim. Gerçekten sade yumurta tadı geliyor yani böyle sahanda. Evet evet. Gerçekten. Ne diyorsun? Şekerlenmiş. Sahanda yumurta tadı mı? Gerçekten. Vallahi yani. Zuhal Hanım ben onu size şöyle şu parçada gösterebilirim. Yok, şöyle göstereyim size de. Yani Berke yumurta... zaten geldiğinden beri hiç konuşmuyorsun. Yani yumurta tadını nasıl alıyorsun onu anlamıyorum. Onur Bey. Yok Onur Bey gerçekten. Boş konuşmuyorum ben. Çok fazla yumurta tadı. Yumurta zaten yumurta kullanıyoruz. Ama çok fazla kullanmıyoruz. Bunun kriteri odur zaten yumurta tadı gelmeyecek yani. Koymuş. Bak ne güzel tıraş. Çayınızı verirken şöyle bakayım. Gerçi siz de şimdi tadacaksınız. Şöyle, ay bu bardakları da mı sen getirdin? Bardaklarınız çok güzel. Çok güzelmiş bakırdı. Bakırdırız onu ben çok getirdim. Güzel. Çok güzel. Eline sağlık. Çok teşekkür ederim. Çaylar ederim. İkram müesseseden. Çaylar müesseseden. Güzel olan bir şey var ama. Nedir? Kaymak. Evet ceviz de cevizde güzel olmuş. Kahvaltılık bir manda kaymağı. Değil mi? Bu ekmeğin üstüne çıtır çıtır kızarmış ekmeğin üstüne balla sürersin. Bal kaymak. Kahvaltıları serpme kahvaltılarda getirirler ya. Kaymak cevizle süslenmesi sunumu evet gerçekten görsel olarak güzel ama maalesef hem hamur olmuş Onur Bey hem de... Hayır gayet de güzel. O hamur olsa öyle içi durmaz. Zaten içi hamur duruyor. İçi hamur. İçi bakın hamur bakın şöyle bakın. Bir miktar zaten içi şerbetini ayrılmıyor çekecek. Ayrılmıyor bile. Zaten bunun şerbetinde de bir bence siz Erzurum yöresinde... Anladığınızı düşünmüyorum. Çok sevdiğim Erzurumlular vardır. Çok da güzel Erzurumlu yaparlar. Erzurumluyu seviyorsun diye Erzurum yemeğini anlıyorsun hayır, anlamına güzel, gelmiyor. Çok sevdiğim Erzurumlular ama Onur Bey, çok şey da güzel yapıyorlar. Hani siz... bunun yapıldığı yerde de yedim. Sevgili Acun Ilıcalı da biliyorsunuz Erzurumlu. Evet. Buradan evet, sevgili şey... Acun'a da sevgiler ve bütün Erzurum'a selamlar. Şunu bence ben şu an bir Erzurumlu gördüğünde ben gitmiştim yıllar evvel Oltu'ya gitmiştim. Ben. Efendim? Şunu şu an bir Erzurumlu ekranda gördüğünde ağlıyordur. Maalesef. Yani siz şimdi iyi deyince... Gayet de güzel. Hiç de ağlamazlar. Çünkü ben güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle... Onur Bey yumurta... Yakınlaştırırsak eğer... Tabii buradan da yakınlaştırabiliriz. Buradan da yakınlaştırabiliriz. İçi evet, sanki... Gayet... Zoomlarını çalıştık. Bakın. Gayet de güzel. Bile. Hayır şu anlara da görüntü yumurtalar olduğu gibi içinde, üzerinde için, duruyor. İçinde zaten içine bir miktar çekmesi gerekiyor. Önemli Onur Bey, tamamen hayır. Yaklaşık bir yıl yakın önce ben Erzurum'un çok meşhur bir yerimiş. Tabii şu an ismini söylemiyorum. Belki bilirsiniz size şeyden sonra söylerim. Burma kadayıf sipariş ettim. Kadayıf dolması böyle değil yani çok kıtırdı. Bayağı bildiğiniz böyle evet, kıtır kıtır. Çıtır çıtır. Çok güzeldi evet. Yani. Bu olmamış mı? O çok yumuşak Zuhal Hanım. Zuhal Hanım olmamış bir de yumurtası gayet hakikaten güzel. Çok fazla. Her ben neden tadı alıyoruz neden? Işte. Hatta çok belki sahanda yumurta gayet. Yiyormuş. Yani bayağı size de gösterdim. Bakmıyorum yani bu arada evet. Yanlış anlaşılmasın. Kızarmasının sebebi zaten yumurtadır ama böyle hafif bir sütle karıştırsa onu ya da iyice çırpsa. Benim peki bir şey soracağım affına mağruren. Bana niye bunu getirdin? Neden? Nasıl neden? Bir bak bakalım herkesin tabağına. Kaldır bakayım Hatice. Size altın sarısı olarak. Aa canım çok teşekkür ederim. Bana torpil geçmiş. Çok aha, canımsın. En pişmemişi torpilse bilemiyorum. Ya en pişmişi bu. Bak onunki de güzel duruyor. Kadayıfı ayıramıyorum gene. Kadayıfı ayıramıyorum. İçine zaten onun bir miktar çekmesi gerekiyor. Dış kısmının önemli olan hayır, tamamen hamur olmaması. Hayır şerbetin çekmesine sıkıntı bulmadık. Böyle neresi olmuyor hamur olmam? Onur Bey şerbetini güzel içine almış. Ay, evet, çok ama güzel yani olmuş. Güzel şerbetini alması çekmiş, demek evet. Bunun hamur olduğu an, yani gerçeğini değiştirir. Bu hamur böyle peki, olmaz. Peki pardon toparlayalım. Beğenen var mı aramızda? Yok, yok mu? Yumurta rulosu gibi olmuş. Yani, yumurta rulosu. Evet. Tamam. Yani bakalım puanlar nasıl olacak? Haftanın ilk açık oylamasına hazırız. Ben adaletli olanı söylüyorum. Kendimi 8 puandan aşağı kesinlikle vermem. Çünkü gerçekten el emeğim var. Gerçekten her şey özentili. Sırf zaten fark ettiyseniz sürekli hep aynı şey. İşte yemek tuzsuz, işte yemek pişmemiş, sinir var. Hep aynı şeyler söylendi. Sırf bahane bulmak için bahane üretildi. Bahane bulamayınca, benim menümün ağır olduğunu görünce bunlar çekememezliğe girdi. Kesinlikle ben 8 puandan aşağı kendime vermem. Asla. Veren de olursa ben de onlara gerekeni yaparım. Evet haftanın ilk günü geldi, geçti bile ve şimdi puan verme zamanı. Arkadaşlarım açıkladılar. Bir kez de ben hatırlatayım kuralları. Masası tamdı, menüsü de aynı şekilde karşımızdaydı. Dolayısıyla tam bir puanlama yapacaksınız. O da demek oluyor ki 3'ün altında puan veremezsiniz. 3 ile 10 arasında bir puan beğendiğiniz yemeklere göre. Ve kafanızda şimdi düşünün, tekrar taşının diye ben size menüyü söylerken sizler de yazmaya başlayacaksınız. Buyursunlar 3'ten başlayarak puanlamanıza yazabilirsiniz. O sırada hatırlatayım. Onur'un menüsü Erzurum yoğurt çorbası ile başladı. Ardından patates kreten yedik ara yemek olarak. Ana yemeği Erzurum cağ kebabı havasında kuzu şişti. Yanında bulgur pilavı, köz biber, köz domatesi vardı. Çoban salatası ve soğan söğüşü vardı ayrıca ana yemeğine eşlik eden. Sonları da en son bize kapanış olarak Erzurum
kadayıf tatlısı verdi, yanında kaymak ile. Evet, buyursunlar. Herkes yazdıysa yeni soruma geliyoruz. Değiştirmek isteyen var mı? Hayır. Yok mu? Yok. Bakın ilk gün. Ben heyecan yaptım, düşünemedim. Geçen hafta öyle dedi bir yarışmacı. Ay emeği var dedi falan filan dedi. Ondan mazeret sonra... kabul etmiyoruz. Evet, sonra işte heyecanlandık. Onun ilk günüydü, bizim ilk günümüzdü falan fıstık. Son pişmanlık da fayda vermez. Etmiyor, evet. Geçen hafta 2 puan farklı bir yarışmacı kazandı. Dolayısıyla verdiğiniz vermediğiniz puanlar çok önemli. Tekrar sorayım. Yok mu değiştirmek istiyor? Hayır. Peki. Yok. O zaman sana sorayım. Sen kaç puan bekliyorsun onu? Ben 8'in altında. İstemiyorsun. Hadi ya. Hak etmiyorum. İnşallah öyle olur tabii. İlk olarak da Selda'nın puanıyla başlıyoruz. Evet Selda, aç ve yüksek sesle söyle lütfen tam karşıya doğru. 6. Aha, 8'in 6. Neden 6 verdiniz? Kapatabiliriz. Çorbanızı beğendim. Ara sıcağınızı maalesef ki beğenemedim çünkü... Bir ara sıcaklama yani 6'yı... Hayır verdiniz. Devam et, dinlerseniz devamını getireceğim. Ara yemeğinizi beğenmedim, ana yemeğinizi beğendim. Ana yemeğinizi de pilavı da beğenmedim aslında ama... yarım puanla onu üstüne tamamladım. 5.5'dan 6'ya yuvalayıverim. Aynen, 5.5'dan 6'ya tamamladım çünkü maalesef tatlım da olmamıştı. Gayet güzeldi bence. Ben 6 olmasını tatlım hak etmiyorum. Tatlım tamamen yumurta çok yani, fazla kokuyordu. Siz de kaleyi içeriden fethediyorsunuz. En azından ki Zeynep Hanım hani diliyle söylüyordu. Siz de demek ki böyle iyi görünür tarzda davranıp bu anlamada şut çektiniz. Bunu görmüş olduk. Kesinlikle öyle bir şey yok. Şu an tamamen öyle yaptınız. Hak ettiğiniz puanı verdim. Ben hak ettiğiniz puanı verdim. Salataya puan yok mu? Salatanızı beğenmedim. Beğenmedin diye emek var yani. Masayı beğenmediniz mi? Olabilir. Masanızı da beğendim ama ekstra masa için puanlamamı almadım masayı. Bakırlar getirdim. Bir sürü size burada tarihi yaşattım. Yani emek ettim, şey yaptım ama yani ben kesinlikle yani ben puanın altında. Ben masanızda gaz kokuları eşliğinde yemek yedim. Beni rahatsız etmedi o konuda öyle bir rahatsız şey. Eden yani var mı gaz? Ben... Söylediler yani, başta biraz ben. Kokuyor diye ama ben başta ilk yaptığımız için koktu. Yok ben rahatsız olmadım. Çünkü Onur Bey ilk çok masaya hassastırım. Oturduğumuzda gaz kokusu ben, vardı ama sonradan... Ben 6 puanı hak etmiyorum. Peki. Kesinlikle siz yeni bir puana yaptınız. Geçiyoruz. Bakalım Hatice'den kaç gelecek şimdi Onur'a. Hadi bakalım Hatice. Buluştur bizi puanınla. Çok büyük tepki alacağımı düşünüyorum. Gerçekten önemliydin, hayırdır, değerliydin, hayırdır. Güzel yaptın ama ben 6 verdim. Slow. Niye 6 verdim? Niye çok büyük neden? Tepki alacağını düşündüm, ben de onu anladım. Hayır. 3 vermiş zannettim diye anladım, koptu, kapatabilirsin. Neden 6 verdiniz gerçekten? Neden 6 Hayır, bir saniye, onu da cevaplasın da. Neden çok büyük tepki alacağını düşündün? 3-4 geliyor zannettim bir an. Şimdi şöyle, Selda Hanım daha böyle yemekleri beğenmedi. 6 verdi. Ona bir tepki beğendim. Gösterdi. Evet. Ben biraz daha beğendiğim için hani şimdi Selda'ya bir tepki gösterdiyse Selda Hanım'a hani beni alacak bayağı bir taşlayacak gibi. Hırpalayacak dedi. Hani yeni bir savaşa hazır olalım dedi. Yapacağım zaten. Yapacağım derken yapacağım şöyle zaten. 3 puanı program veriyor. Evet. Gerçekten 1 puanı masanı çok beğendim. 1 puan mı hak ediyor masa peki? Kaç puan vereyim? Ana yemekte değil. Kaç vereyim? Tamam, göreceğiz. Kaç puan hak ediyor? Benim masamın hazırlanış şeklinde göreceğiz sizler de. Aynı şekilde ama mi hazırlayacaksınız? Ama zaten ona 5 puan verirsem, yemeklere 5 puan verirsem bu 100 üzerinden değerlendirir. 10 üzerinden değerlendiriyoruz ya. Bence puanlamada bir sıkıntınız var. Onu da görmüş Eti olduk. Eti çok beğendim. Onu beğendim, Eti beğendim, bunu beğendim. O zaman neden 6 beğendim. Verdin? Hayır, o zaman neden 6 verdin? Yemeği beğendim. Açıklıyor işte masayı neden 6 verdin. 6'yı neden verdin? Çorbayı beğendim. Pilavı beğenmedim. Pilavda tamam. Hiçbir yemek pilavdan yoktu. Pilavdan mı o kadar i̇şte puan düşüyor? Dediniz ki pilavda da domatesle olur mu dediniz. Burada domates var dediniz. Salata da domatesten şey yapılıyor. Salatayı beğenmedim. Bir şey söylüyorum. Bu dünyada en sevdiğim tatlı kadayıf dolması tatlısıydı. Büyük bir hayranlık ya. Tatlıdan ben getirmiş soğuktu. Buraya sana buluşturmuşum tatlıyla. Bu dünyadaki en sevdiği tatlıdan soğuktu. Neyi kötüydü? Neresi kötüydü? Neyi iyiydi? Gayet iyiydi. Neresi iyiydi. Güzeldi? Hak etmiyorum. Altı puanı kabul etmiyorum. Her şeyi beğendim derken. Ne beğendim? Salatayı yoğun yaptım. Zeynep Hanım. Bak Zeynep Hanım'a
bana söyledi. O parmağı sallamak için buraya güzel bir şey çıkartmak lazım. Ben emeğinize sonuna kadar saygı duyuyorum. Hiç de duymuyorsun. Size hürmet ediyorum. Duymuyorsun. Burada bize bu saygısızlığı yapmayın ama. Burada vurmak falan olmuyor yani. Saygı duymayacağım kardeşim. Saygı duymuyorsun. Yapacak bir şey yok. Benim size karşı saygısızlığım nedir? Aa nereye? Böyle olunca geleceğim ben ya. Susunca geleceğim derken ne kadar konuşmuş olabilirim ki? Ben şu an senin vermiş olduğun puanı hak etmiyorum. Ben senin bak Zeynep Hanım burada her şeyi açık sözlü bir şekilde söyledi. Puan düşük verirse anlarım. Ama sen bana o böyle yüzüme gelince güzel olmuş. Güzel olmuş. Ay güzel olmuş. Ay canım burada. Otur sakin ol. Hayır. Ben buraya oturuyorum. Onur Bey. Beğendiğimi söylerim. Ben patates kreteni demedim mi? Tutsuz olsun. Zeynep Hanım yorumunu yaptıysa bu puanı verseydi ben kabul ederdim. Bana o elini masaya vurma. Sen beni yap. Estağfurullah. Estağfurullah. Daha neler. Öyle bir şey yok. Arkadaşlar. Ama vurmaması. Hayır. Lütfen. Ama vurulacak iş oluyor. Yok, ben mangal yapmışım. Ben bu hava şartlarında. Vurulacak iş ne demek ya? Ben bu hava şartlarında kalkmışım. Niye bu kadar hararetlendiniz? Keser döner, sap döner, gündere gelir. O ne biçim bir şey ya? Tabii bakın. Bir saniye. Herkes bu masadan geçecek. Geçmeyecek. Onu lütfen bak. Lütfen. Bir saniye. Ben olmaz. Ben o puanı vurma, masaya vurma lütfen. Bir daha vurma. Bak, sinirle elinden kaçtı bir kere, iki kere sürekli vuruyorsun. Bir yapma. İkincisi o sözde evet gün gelir hesap. Herkes hata yapacak. Herkes bir şeyleri beceremeyecek. Tabii ki siz hani siz de ona göre vereceksiniz elbette. Bu kadar sinirlenmene gerek yok. Ama etmemize gerek yok ki zaten. Ama tehdit etmiyorum. Ben tehdit etmiyorum. Ben hayır, ama o tehdit diye algılayamayız onu. Şöyle düşün. Ya bir konuşmamı söyleyeyim sen. Evinize gelen misafiriniz böyle mi davranıyorsun? Hayır sen misafir. Ben bir şey açıklayamadım. Olur bir bekle. Bir açıklasın. Çorbaya ver. Ben şu an duymuyorum. Duymuyorum. Açıklayamadım. Çempozo konuşuyor musun? Konuştuğun için ben bir şey diyemiyorum. Bir sakin olsak, bir dinlesek birbirimizi. Diyemiyorum Zuhal Hanım. Söyle. Patatesi herkes kötü demedi mi? Dedi. Ben ultra bir şey mi söylüyorum? Uzaydan mı geldim? Gelmedi. Patatesi ultra herkes kötü dedi. Dedi. Şimdi ne bana? Tatlıyı kim beğendi arkadaş? Kim beğendi? 70 milyonla izleyecek. Bakalım onlardan kim beğenir? Herkes sen beğendi. Niye bana gelince koyuyorsun? Kaç kere kadayıf dolması yaptın? Ne oluyor? Kaç kere kadayıf dolması yaptın? Hangi kere kadayıf? Dünyada en sevdiği kadayıf. Sen kadayıf dolması ne oldu? Olmayan bir şeyi böyle savunamazsın. Kolonya verin. Duracaksın. Had diye bir şey var ya. Sakin olun. Hayır ya. Bakın televizyon programı. Olabilir. İyi de bir şey söyleyeceğim. Tatlıyı yapmamış olmam. Bu tatlıyı beğenmeyeceğim anlamına mı geliyor? Sadece soruyorum size ya. Bir tanesi soruyorum. Ben yapmadım, yapmadım. Ama kimse beğenmedi ya. Siz kaç kere yaptınız? Siz. Tamam be, siz beğendiniz mi? Tamam ben yapmadım. Dediğin gibi o bir puanı vereceğim. O bir puan sende olsun. Ben vereceğim. Helali hoş olsun. Soruyorum hanginiz beğendiniz? Hiçbiriniz beğenmedik yani. Ne oldu? Niye onu hiçbiriniz beğenmedik? Hiçbiriniz beğenmedik bu arada yani. Hayır hiç şey yapma. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Sen Parti bana bak. Bir şey var. Sen orayı aşma. Tamam. Sakın. Tamam. Aman aman. Sakın tamam. Küstahlık tamam. Terbiyesizlik bak, yapma. Bak bak bana gelen masayı vurma böyle. Orada bu hayırdır. Bu hareketler ne? Lütfen sakin. Bu ne kadar arada kalıyor. Spor ana benim sıfırdan olmayacak ama yani. Hayır, Berke Bey. Yani saygı duyun ama yani. Berke Bey. Ya eleştiri çerçevesinde gerçekten. Berke Bey son bir şey söylüyorum ve bitiriyorum. Evet lütfen ben şuna kızdım. Bak vermiş olduğu puana değil. Ben şuna kızmış oldum. Neye kızdın? Şimdi Zeynep Hanım bu puanı verse baş göz üstüne. Neden? Çünkü biliyorum ki eleştirisini yaptı. Ama bana böyle Zeynep de 7 verirmiş. 3 maymunculuk oynayıp da ay tatlım bu olmuş. Sakin. 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 7-8 vermek zorunda değil ama. Yani. Tamam peki. Olabilir. Sakin olalım. Bir televizyon programındayız. Arada unutmayalım. Küçük lütfen. Bir şey söyleyeceğim. Zuhal. Lütfen bir saniye Hatice. Lütfen Hatice. Lütfen birbirimize hitap şekillerimize, hareketlerimize dikkat edelim. Televizyon programcısınız, üzülürsünüz sonra kendinizi izlediğinizde. Evet, şimdi bu evet, sinirlenebiliriz, olabilir, insanlık halidir. 3 maymun dedi. Nerede 3 maymun oynadım? Pardon. Açakça kayıtları göster. 3 maymun oynadığın yeri göstereceksin açın, bana. Açın. Evet. Bu, üç Zeynep Hanım. Bana bak. Zeynep Hanım buradan buğday. Çıkana burası Zeynep dursun. Hanım, Zeynep Hanım. Bak, olmuyor. Buradan duymuyor. Çıkana burası dursun. Arda demiyor. Ben sözümün arkasında duymak durduracaksın. Bir tane örnek vereceksin. Allah Allah. Peki bu tartışma bir tane örnek vereceksin. Olur ben diyeceğiz. Bugün kayıtlara bakılacak. 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 Zeynep Hanım. Sakin ol. Üç maymun oynadığım yeri göstersin. Tamam peki. Tamam mı? Çünkü bunu benim iş yerim de izleyecek. Sakin ol. Estağfurullah. O bir tabir. Yani senin karşında sessizlik koruyorum. Asla üç maymun oynamam. Haddini bileceksin. Sessizliğimi koruyorum. Beğendiklerimi verdim.
Beğenmediklerim bu zaten. Peki, hadi söyle, bir saniye. Biraz dışarı çıkmak ister misin bir rahatla? Psikolojimi bozdu benim. Psikolojimi bozdu. Evet. Bence yapma yapma bu kadar üzmeyin lütfen yapma ya. Bir kolonya versene, demin verdim duymadı. Benim evime geldiğinde bunları görmeyeceksin. 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 Sen benden çok şey göreceksin. Hiç gördüğümü gördüm. Erzurumlular bile şu göreceksin. An sizden soğudu. Evet. Öyle şeylerde. Bakın arkadaşlar, kırmayın birbirinizi yeter. İkili diyaloğa girmemenizi rica ediyorum. Lütfen Hatice, senin de Onur'un da. İstersen dışarı çıkıp bir hava alabilirsin. Müsaade ederiz, puanını gördük. İstersen bir hava al. Sinirleri bozuldu. Yapmayın. Niye bu kadar gerildiniz? Gerçekten şaşkınım şu an ya. Bu kadar gerilecek, bu kadar yükselecek bir durum yok. Ama Zuhal Hanım, şöyle. Ama bak, kısa bir şey geçmek birisi istiyorum. Bakın, bir tartışmada birisi çok sinirliyse diğer tarafın birazcık daha tabii susması canım, lazım. Yani. Sen söylüyorsun, o söylüyorsun. Yani. Gerilim çok tırmandı. Yani. Hepimiz gerildik. Gerek hayır, yok. Zuhal Hanım. Olur, gerek yok. Peki ben... devam ediyoruz. Pardon, devam ediyoruz. 6 puan kötü bir puan değil zaten, yaptıklarım ortada. O tatlı tatlı olmuş mu ya? Tatlı olmuş mu? Sanki sadece ben beğenmemişim. Hiç kimse beğenmedi. Zaten izleyenler de beğenmeyecek yine. Ne yaptığını kendi de gördü. Kendi de beğenip yiyemedi ki tatlısını. Kendi bile yiyemedi. Hamur, cevizi içinde belli değil. Kızarmamış bile. Zuhal Hanım'ınki de gördünüz. Bir tek benimki kızarmıştı. Vecda Hanım sonuna kadar rahat, eminim ki o bana o kadar da puan vermeyecek. Tamam mı? Bunu keser döner, sap döner de burada masada tehdit edip elini masaya vurup ondan sonradan polyanacı üç maymun demek. Üslubu belli zaten. Geldiğinde o kadar puan da vermeyecek. Umarım inşallah onun da vicdanı o kadar rahat olur. Vicdanım sonuna kadar rahat. Vallahi inanılır gibi değil. Evet, Zeynep'in puanını göreceğiz. Biraz masamız hararetlendi maalesef. Tansiyon çok yükseldi. Onun için şu an Hatice yok. Zeynep, sen de lütfen aç ve söyle puanını yüksek sesle. Ben 6 verdim. Evet, bak Zeynep daha az beğendi. Zeynep'e ben bir şey söylemem çünkü Zeynep yorum yaptı. Vallahi Zeynep 5 falan verecek zannettim. Hayır, ben. Hayır, Zeynep yorum Hanım, yaptı çünkü. Zeynep Hanım çok büyük haksızlık ettiniz şu anda. Etini beğenmediniz, çorbasını beğenmediniz, salatasını beğenmediniz. Kime haksızlık oldu? Şimdi önümüzde başka günler var. Belki daha ne iyi yaparsınız. 7-8 verir, öyle yani mi? Yani benim puanım... Gerçi ben de senden 6 beklemiyordum. 5 yani, falan verir Zuhal gibi Hanım, konuştum ama... Zuhal Hanım hiçbir şeyi beğenmeyip de 6 puan vermiş. Her şeyi beğenip mi 6 şey puan verseydim? Çorbayı beğendi, eti beğendi, pilavı beğendi, tuza takmadı. Yani hareketten sonra Zeynep Hanım'a bir laf demiyorum. En az ki eleştirisini yaptı. En gıcık şeyi. Eleştirisini yaptı. Sizin her şeyi beğendiği için. Hayır. Hayır. Sizin işinize geldiği bir dakika. Hayır. Bir dakika. Eleştirisini yaptı. Onur Bey, siz konuştunuz az önce Zeynep evet. Hatice Hanım'la konuştunuz. Şimdi bırakın ben konuşayım. Şimdi sizin işinize geldiği için 6 puan, yani hiçbir şey beğenmeyip de 6 tamam. puan verdiğinizde sizin işinize yarayacağı için ha diyorsunuz Zeynep Hanım haklı. Zeynep Hanım öyle eleştirisini şey yaptı, ona göre puan verdi. Ben bekliyordum zaten o puanı. Arkadaşlar 10 puana kadar bir şey Hanım puanı verebiliriz. Bir bakacağız. Hiçbir şey beğenmedi. Çok beğendim. Tamam, bir devam etmek istiyorum. Peki olabilir, göreceğiz. Bir şey söyleyeceğim. Siz buğdayı beğenmediğiniz zaman demedi mi ki buğdaylar tam kıvamında olmuş? Şimdi arkadaşlar ben lezzetlerin, çorbanın lezzetinin güzel olduğunu ama tuz katıldığında daha iyi olabileceğini söyledim. Ben çorbayı beğendim. Doğru. Ben etin sinir dışındaki bölümünü yediğimde, etin de iyi piştiğini söyledim ama pilavına tuzsuz dedim. Siz herhalde etten de puan kıracağını düşündünüz ama o sinire takılınca. Ama etin iyi pişmişti. Yani peki. Ben sinire takılmış olabilirim ama... Yo, iyi yaptın altı vermekte. Zaten daha aşağısı olmamalıydı. Allah'tan da görmedik beşi falan. Koskoca tabakta da yani sadece bir parçayı kesecek değilim. Bravo. Bazen yapıyorlar ama. Şöyle oluyor, ben sinirli dedim ete puan vermedim diyenler dolu. İyi ki öyle yapmamışsın, öyle bir durum yoktu çünkü. Doğrusunu yapmışsın kesmeyerek oradan. Doğru Hanım, terazi oradan. Burcuyum. Bugün de dolunay tutulması var aslında. Ben de teraziyim. Biliyorum, evet. Daha yani yüksek o zaman. Dolunay olmuyoruz. Ben bir dolunay var bugün. Dolunay tutulması var, terazi burçları çok etkileniyor. Ya. O zaman daha yüksek puan vermek lazım. Ben çok iyiyim ya, hiç öyle hissetmiyorum. Şöyle bir bize enerji, bir şey enerji yüklemesi evet, enerji. Bugün bir geliyor. Peki, bize enerji yüklenecekmiş. Peki. Enerji. Ben son. Hakkaniyetli olduğumu düşünüyorum. Daha iyi yapan olursa 6 verdi 8, bu arada. 9, 10 dahi verebilirim. İnşallah. Ben sevdim. Evet 50 bin lira tamamen, istiyorum ama ben haksız bir insan olamam. Tamamen, bravo. Tamamen yani ben, stratejik davrandınız. Gerçekten peki. Her şeye yani bir bahane tam buldunuz. Yani çarşamba gününden hayır, hayır, sonrasında her şeye, göreceğim. Her şeye bir bahane buldunuz. Yarın peki göreceğiz. Ben diyor iyi yapanları daha yüksek diyorum. Yani umarım herkes aynı Hatice düşüncededir. Hanım'ın sanırım yarındı. Yarın Hatice Hanım daha güzel yaparsa ona daha... Umarım öyle dedim. Olur. Ben 10 puana kadar vermeyi düşünüyorum. Ben çok bayıldığım bir menü olursa da onu gönül rahatlığıyla son kez şunu söylemek istiyorum burada. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben yok, bu masada hiç kimseye 10 puan vermem. Ben veririm. Ya. Yani 6'yı geçebilirler söpüp başlarına koysunlar. Siz burada ne kadar samimisiz olduğunuzu şimdi gösterdiniz buraya. Benim arkadaşlarımın samimiyetsizliği bana yapar.
Zeynep Hanım'a da yüksek puan vereceğim. Şimdi ben size çok uğraştırayım, güzel menü yapsam on vermeyecek size. Ama o da bir şey güzel. Onur Bey. Zeynep Hanım'a yüksek puan. Ama şimdi bu da olmaz. Ben yapamazsam bana 3 de çok enteresan ya valla. Ne demek ya? Yapamazsanız. Bu bana yapamazsınız bile size vereceğim. Neden? Siz dobura dobur karşımda durdunuz. Dobur dobur mu? Evet. Onur Bey, hiçbir yemeğinizi beğenmedi. Eleştiriniz mi? Ya bunu doburalık yarışması mı kardeşim ya? Yani hiçbir yemeğinizi beni yaptı mı? On vermeyeceğim mi yani? Nasıl? Şimdi şöyle bir şey var. Lütfen. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir yarışma. 50.000 TL. Gerçekçi olalım. Herkesten on bekleyemeyiz. Çoğu zaman da zaten öyle bir şey görmüyoruz. Çok nadirdir on falan gördüğümüz. Onu anlayabilirim. Yani bir yarışma stratejisi canım. Kimse kimseye de 10 vermedi diye kızacak halimiz yok. Çok haksızlık ederseniz, hepten puanları keser atarsanız ben de tepki gösteriyorum. Şu ana kadar öyle bir şey olmadı. Umarım bundan sonra. Ama sen yapamasan da ben sana yüksek vereceğim. Diğerleri ben, benden altı görürler söyledi ama bu yanlış. Hayır. Bu da diskalifiyeye kadar gider. Bu resmen şey yani sen istediğin ya ben sana yine vermeyeceğim yani böyle bir şey olmaz. Bu peki sakinleşelim. Ben onun için demiyorum. Ben tek şunu söylüyorum. Yani her şeye iyi iyi deyip de puanlamasını bekleyip de ay bunu, şunun bunu şurası anladım anladım. Bak, ben sizde muhakkak olmuyorum Hatice Hanım. Peki. Tamam tamam. Ben ortaya Hatice konuşurum size söylüyorum. Söylemiyorum. Peki sakin olalım son puanda Berke'den görelim açık oylamayı. Öncelikle gidelim. Çok adaletli bir puan yapacağımı söyleyeyim. Evet Berke paylaş bakalım son puanda. Onur Bey'in tarihi eser menüsüne puanım 5. Peki, eline emeğine sağlık. Teşekkürler. Yarın Hatice'yi ağırlayacağız. Şimdiden kolay gelsin diyoruz. İyi akşamlar efendim.